Hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Kalabalık bir izleyici kitlesi var ki sanıyorum 500'ün üzerinde, 600'ün üzerinde de canlı yayına kayıt yapılmış. Ama ne kadar izler bilmiyorum. Yani İzmir'den, Gaziantep'ten, İstanbul'dan, her yerden. Hatta Antalya'dan da sanıyorum işleri olanlar belki gelemediler bu toplantıya. Ve çevrimiçi olarak izleyecekler. Şimdi önce size hoş geldiniz dedikten sonra toplantının nasıl geçeceği hakkında bu aktivitenin bir bilgi vereyim. Şimdi bu toplantı diğerlerinden farklı. Yani konuşmacılar bir konuyu slaytlar eşliğinde daha önceden yaptığımız gibi anlatmayacaklar. Ama biz bir panel adını koyduk buna, konferans da demedik. Çünkü burada Bizans uygarlığını, Bizans dünyasını şimdi tanıtmak diyeceğim, aramızda akademisyenler de var, Bizans sanat tarihçileri de var. Ama bir şekilde bir orta yolu bulmak zorundayız. Yani hem bir popüler bir şekilde Bizans'ı çok iyi bilmeyenlere bir şeyler anlatmalıyız. Hem de bilenlerle belki onların da katkıları olur. Bir yol almaya çalışacağız. Dolayısıyla arkamızda gördüğünüz bu poster orada kalacak ama biz konuşmalarımızı bir sohbet niteliğinde burada sürdüreceğiz. Şimdi iki konuşmacımız var. Bugün daha doğrusu iki panelistimiz var benim dışımda. Engin Bey, Engin Akyürek Koç Üniversitesi'nde çalışıyor. Orada GABAM, yani geçen İçer ve Bizans Araştırmaları Merkezi diyelim. Onun kurucu direktörü aynı zamanda ve uzun yıllardır da orada görev yapıyor. Diğer konuşmacımız Koray Durak. O da Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aslında hocam tarih bölümü içinde olur değil mi? Tarih bölümü içinde. Ama bir de orada Bizans Araştırmaları Merkezi var. Evet, Bizans Araştırmaları Araştırma Merkezi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de iki tane önemli merkez var. Biri Koç Üniversitesi, biri Boğaziçi Üniversitesi, Bizans'la ilgili. Umarım çoğalır. Tabii her şey buna müsaade etmeyebiliyor da. Ama bu da iyi. Kötünün iyisi diyelim. Şimdi ben tabii bir takım sorular hazırladım. Panelistlerimizle onları paylaşacağım. Kendilerinin görüşlerini alacağım o konuda. Telefonumun şeyini de kapatmalıyım. Pardon. Sesini. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Bu toplantı muhtemelen bir 3 saat kadar sürecek ve ondan sonra kapatacağız. Şimdi Bizans dendiği zaman tabii insanın aklında bir sürü şey oluşuyor. Bazen negatif bilgiler de oluşuyor. Pozitif bilgiler daha çok Bizans'ı bilenler tarafından o şekilde algılanıyor. Yani bilirseniz, tanırsanız zaten sorun yok. Ama bilmediğiniz zaman da negatif bir sürü şeyler var. Yani ülkemizde de yani kahpe Bizans'tan tutun veya Bizans entelektüellerinden tutun diye bir sürü şeyler var. Yıllardır biz de öğrenciliğimizden beri bunlarla yaşıyoruz zaten. Şimdi ben önce şöyle söyleyeyim, Koray Bey daha çok işin tarih yanıyla tabii kullanıyor Bizans vesaire. Engin Bey de sanat tarihi, arkeolojisi diye birbirine ilgileniyor. Soruları da kendileri nasıl anlıyorlarsa o şekilde cevaplandıracaklar. Şimdi Koray Bey'e önce şu sorayım. Yani Bizans dediğimizde yani ne anlamalıyız? Bir de bir Doğu Roma diye bir şey var. İkisi aynı şey de değil mi? Önce evet. Ondan başlayalım. Çünkü neden bunu soruyorum? Bazen ülkemizde resmi kurumlarda dahi bunu bilenler bilir. Bizans'ın kullanılmaması, Doğu Roma denmesi. Ama ikisi de orijinal ve özgü bir ad, bunlar uydurma mı nedir? Bir sizin görüşünüzü almak isterim. Çok teşekkür ederim. Hem buradaki izleyicilere hem online insanlara hem de davetiniz için. Evet, güzel bir soru. Her şey isimle başlar. Bizim de isimle başlamamız normal. Birkaç terim var biliyorsunuz. Bizans, Doğu Roma, Geç Roma. Bunların hiçbirini bizim Bizans, Doğu Roma, Geç Roma dediğimiz insanlar kullanmıyordu. Biliyorsunuz hepiniz, biraz bilenlere tekrar gibi olacak ama kendileri Romalı diyorlardı.
Dolayısıyla bundan sonraki kararlar tamamen kültürel, siyasi ve tarihsel kararlar. Yani ben Bizans diyorum, siz doğru ha diyorsunuz, öbürü geç Roma diyor. Bunlar tamamen modern çağ insanların kararları olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemin insanların kendi ülkelerine Romania diyorlar. Hatta Romanya kelimesiyle karışık. Ve kendi devletlerine de Politeia Romaeum diyorlar. Yani Romalıların devleti. Bu aynı sınıfta iki tane metin olur. Birine küçük metin, birine büyük metin dersin. Aynı şekilde iki Roma var. Bir tanesi eski Akdeniz dini sahibi, Latince'nin resmi dili olduğu ve İtalya merkezli Roma. Öbürü de öbür Roma. İkisine de Roma deyince tarihçilerin kafası karışıyor. O yüzden 16. yüzyılda bir Alman kütüphaneci, duymuşsunuzdur Hieronymus Wolff diye, kendisi antik Yunan metinlerini, Bizans metinlerini edit etmeye başlıyor 1580'lerde galiba. Buraya da Bizans deyin diyor Fransızca kelime Bizans. Çünkü başkenti neresi? Konstantinopolis. Konstantinopolis'in eski adı ne? Bizantiyon. Dolayısıyla Bizans kelimesi de oturuyor. Sanırım oradan oturmuş bir şey. Bir şekilde yani tercih yapmak gerekirse Bizanslı demek daha doğru, Doğu Roma mı yoksa fark etmiyor mu? Ben kişisel görüşüm, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Benim kişisel görüşüm isteyenizi söyledim. Ben Bizans diyorum çünkü 300-400 yıldır bütün Bizans çalışan insanlar buna Bizans demişler. Ben de akademiden gelen biri olarak bu kelimenin takılmıyorum. Çünkü Doğu Roma'yı tercih edenler Bizans kelimesinin kirli olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla biz kirli Bizans kelimesini kullanmayalım, Doğu Roma diyelim. Muhafazakarlar düşünüyor ki Osmanlı Roma'yı yendi. Ne Bizans neymiş? Osmanlımız Roma'yı yendi, atalarımız. Dolayısıyla biz buna Roma diyelim ki biz de Rum İmparatorluğu'nun üstüne oturmuşuz diyelim diye bir öbürlenmeye geçiyorlar. Ben umursamıyorum. Tamam. Engin Hocamıza soralım. Yani böyle bir ayrım var mı? Yoksa yazılarınızda bazen doğru ama bazen Bizans mı diyorsunuz? Çok fark etmiyor. Evet. Teşekkür ederim Oğuz. Ben de dinleyicilere hem burada hazır olan hem online katılanlara iyi akşamlar diliyorum. Ben de tabii Bizans kullanıyorum. Çünkü dünyada artık Bizans tanınmış bir isim. Yani bu kullanılıyor. Biz de iki araştırma merkezi hem Boğaziçi'nde hem Koç Üniversitesi'nde Bizans dedik. Oğuz tabi iyi bir temennide bulundu. Keşke dedi bu Bizans araştırma merkezleri artsa. Çok iyi olur ama biz şimdi var olan iki taneyi koruma derdindeyiz doğrusunu isterseniz. Şimdi Türkiye'de aşağılayacaklarsa Bizans diyorlar. İşlerine geldiğinde Roma diyorlar. Yani mesela bizim şimdi Sevgi Gönül Sempozyumları yapılıyor 3 yılda bir. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu diye. Şimdi bu sempozyumdan önce mutlaka işte bunlar Bizans'ı diriltecekler diye malum gazetelerde haberler çıkıyor. İsimler, hedefler gösteriliyor filan. Yani kötü bir şey olarak gösterecekleri zaman Bizans diyorlar. Ama diğer zaman da Roma denemizi istiyor. İkisi de olabilir. Kore'nin dediği gibi ben Bizans olarak kullanıyorum. Hani ayırt etmek için Bizans'ı kullanıyorum. Ama evet. Roma'da doğru yani. Böyle. Tabii biz bu tür konuşmaları Ahmet olarak web sayfamızda koyuyoruz. Elini alıyor. Yüzlerce, binlerce kişi izliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde de gitmek zorundayız malum. Şimdi peki şöyle söyleyeyim. Mesela Osmanlı, Bizans'ın sonrası için post-Bizantin mi var, post-Bizantin mi var? Ya da Osmanlı sonrası öyle bir şey. Burada böyle post-Roma gibi Bizans için kullanılan bir terim yok değil mi? Yok çünkü her türlü post öneki geldiğinde en önce gelenin nasıl diyeyim önemini vurgular. Mesela post-Bizans ne demek? Yanlışlıkla ve kevren Bizans'tan çıkmış. Gerisi önemli değil. Mesela Yunanistan'daki Osmanlı çalışmaları uzun süre post-Bizans dediler. Çünkü Osmanlı demek istemiyorlar Yunanlı geçileri. Nihayet şimdi Yunanistan'da Osmanlı çalışmaları diyorlar. Yani 15. yüzyılın 18. yüzyıla kadar 300 yıl Osmanlı idaresi altında kalmış insan toplum ve bir kültür var Osmanlı kültürü. Bizde de post-Roma denirse Roma'yı vurgulamış oluruz. Ama Bizans'ın kendi yarattığı orijinal kültürü vurgulamamış oluruz. O yüzden post kelimeleri de tehlikeli ve zararlı diye düşünüyorum. Mesela postmodernizm, modernizm üzerinden
arkasından geleni tanımlıyor. Oysa ki postmodern dünyada şu anda modernite ötesi bir belgeldeyiz. Ama postmodern deyince sanki sadece modernden sonra ondan bir başka bir şey evrilmiş fakat hala metrini taşıyan anlamı oluyor. O yüzden onda da problem var. Orijinali esas olur. Kopyasıymış gibi. Tabii. Peki biraz politik olacak bu ama herkes için şey. Bizans'a sahip çıkmak gerekirse günümüzdeki ülkeler. Benim aklıma tabii madem ki Bizans Roma'nın devamı İtalya geliyor mesela. İtalya. Ya da Bizans diline ve kültürünün bir parça, kültüründen çok dili diyelim, Yunanca olduğu için de Yunanistan. Şimdi bu İtalya ve Yunanistan ama sanki İtalya pek bu konuda bir şey söylemiyor değil mi? Yani biz düşünsek bile Roma'nın devamı olduğunu, asıl olan Yunanistan'ın bu mirasa sahip çıktı. Bu böyle mi? Evet. Bu böyle. Yani Bizans İmparatorluğu zamanla Bizans olurken Hristiyanlaştı ve Yunanca konuşan bir topluluğa dönüştüğü için ve günümüzde de Yunanca konuşanlar Yunanistan'da olduğu için bu modern toplumlar ülkeler arasında sahip çıkan Yunanistan. Bir de tabii şey unutmamak lazım. Hristiyan ve Ortodoks bir toplum olduğu için dünyadaki Ortodoks kültürler de Rusya'sından Bulgaristan'a sahip çıkıyorlar. İtalyanlar niye çıkmıyor? Çünkü İtalyanlar Orta Çağ'ın başına itibaren o doğuya doğru taşınan merkezin Latin ve İtalyan dünyasından çıktığını, başka bir kültür olduğunu düşünüyorlar. Yani 15. yüzyılda İtalyanlar Greklerin imparatorluğu diyorlar zaten. Yani Bizans dediklerimiz kendine biz Romalıyız derken İtalyanlar diyor ki o Grekler. Grekki diyor. Zaten o dolayısıyla İtalyanlar dışlıyor. Ve zaman içinde Yunanca konuşan halklar modernleştikçe, ulus bilincine vardıkça geçmişe dönüp baktıklarında Bizans'ın kendilerinin Yunan ataları olduğuna karar veriyorlar. O ayrı tartışma. Bir ara bu Yunanistan'da oldu olimpiyat oyunları kaç yıl geçti? Onların jeneriğinde bile tabii eski Yunan Minos Mikar varken Bizans'ta vardı. Hepsinde Bizans geçit törenleri vardı ve o kadar. Ama siz de bu yeni bir şey. Mesela 19. yüzyılda Yunan milliyetçiliği yükselirken Bizans'ı görmüyor, istemiyor, sevmiyor. Çünkü çok uluslu, çok dilli ve çok dindar buluyor. Aydınlanmacı Yunan milliyetçiliğinde tabii ki din, yani seküler milliyetçilik savaşına ve dolayısıyla antik Yunan ve Ali İskender çok daha tercih ediliyor Yunan milliyetçiliğinin kuruluşunda. Ama Bizans çok imparatorluk, aslında Türk milliyetçiliği de böyle bir süreçten geçti biliyorsunuz. Yani imparatorluk mirasını reddi, ulusu dışladığı düşünüldüğü için gerçekleşti. Benzer bir süreçlerden geçiyor. Avrupa'nın kenarındaki milletlerin uzlaşma süreci. Bu da ilginç. Yani Yunanistan'ın buna sahip önce çıkmaması sonra. Sonra çıkmaya başladı. İlginç hocam. Peki bu Yunan dili biraz önce şimdi konuştuk. Arkeolojide kazılarda sizin bir kilise çalışmanızda Yunanca değil mi? Hep Yunanca. Tabii evet. Yunanca'dır. Ben bu önce tek soruyla ilgili de birlikte bir şey söylemek istiyorum. Yani Kore'nin dediği gibi bir defa Ortodoks Luk ayrılınca yani iki kilise Roma ve Konstantinopolis kilisesi ayrılınca oradan bir çizgi çekin doğu taraf Ortodoks olarak kaldı. Ve daha o dönemde zaten İtalya ya da Roma Bizans'ı reddetmiş oldu. Ama kültürel mirasa bakacak olursak İtalya'da zaten çok az Bizans yapısı var. Yani Ravenna'da var. Biraz işte o da 6. yüzyıl Justinian'da var. Dolayısıyla kültürel miras açısından baktığımızda sahip çıkması gereken ülkeler gene Ortodoks olan ülkeler. Ama Rusya'da da pek bir şey yok. Geriye Türkiye, Yunanistan ve Suriye'de kalıyor aslında. Yani Suriye'de de çok önemli Bizans yapıları var çünkü. Bunların arasında da yani mimari olarak yani şehir kentler ve yapılar olarak baktığımızda Türkiye'deki Bizans döneminden kalan yapılar dünyanın geri kalanındaki Bizans yapılarına belki birkaç katıdır. Dolayısıyla Bizans'a yani kültürel miras açısından bakacak olursak en fazla Türkiye'nin sahip çıkması demektir. Evet, ben yani onu bizim için Yunanistan'ın da tabii ki
Ama Yunanistan dil ve din üzerinden özdeşlik kuruyor Bizans kültüründe. Bizim ise kültürel miras, yani kalıntı, yani Ayasofya burada. Daha ne diyelim? Tabii. Ve bu Yunan dili geçmişi çok eski, yani milattan önceki bari 7. 8. 9. yani bir sürü içeri var ama Anadolu'da bütün bu şehir devletleri, işte Büyük İskender, ondan sonrası, yani Persler gelmiş, devam etmiş. Romalı Büyük İskender son vermiş, tabii yine devam etmiş. Romalılar da devam etmiş ve Roma devleti, yani Latin devlet, İtalya'da tabii buraları da bir eyalet sistemini aldıktan sonra halen Anadolu'da çift dil kullanılmaya devam etmiş. Yani Yunan dili meşru olmuş. Romalılar bunu kabul etmişler. Sadece Roma'daki senato, Latin çeviri işleri oluyor. Yunanca'dan Latince'ye çeviriyor, senatoda falan filan, ama bir şekilde Anadolu coğrafyası ya da Doğu coğrafyası, yani o sınırdan itibaren gerçekten bir Yunan meselesi var. Ve Bizanslılar, daha doğrusu Romalılar da buna dayanamıyorlar demek ki. Ne zaman hocam bu oluyor, bu dil değişimi? Yani hangi Bizans imparatoru zamanında, hatırlıyor musun? Heraklius, sanıyorum Heraklius olabilir. Heraklius zamanında, yani şimdi şöyle, Heraklius'tan önce de var tabii öyle bir şeyler. Ama İmparator Heraklius'un devrimi yılı 600'lü yıllar, değil mi? 630, 640 vesaire. Yani 7. yüzyılda milattan sonra Yunan dili Bizans dediğimiz imparatorun resmi dili oldu. Yani düşünsenize, bir imparatorluk, koskoca Roma imparatorluğu bırakıyor kendi dilini. Ve Roma tabii çok şeyler değişiyor. Yıkılmalar, Doğu Roma, Batı Roma vesaire. Şimdi o da simbolik oluyor ama tabii. Olmuyor yani. Modern devlet belgini düşünmeyelim. Mesela rejimi neydi deseniz, ben hemen modern devlet rejimi düşünmeyin. Bayrağı var mıydı? Hayır, modern bayrak gibi düşünmeyin derken resmi dil kavramını da düşünmemek lazım. Yani övgün eğitimin olduğu ve televizyonlarda o dilin konuşulduğu ve bilinmeyen dil teriminin olduğu bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yönetici kesimin konuştuğu ve fermanların ve açıklamaların o dilde yapıldığı dilden bahsediyoruz. Ve söylediğiniz gibi 640'lı yıllarda, 30'lu yıllarda ne diyoruz, bu bir dönüm noktası. Çünkü tikkelerde imparator yerine basileps diyor ama kodekslerde de bir takım böyle Yunan 6. yüzyılda, doğru söyledim, Justinian'ın bazı yasa dillerinde Yunanca, çünkü halka anlatılması lazım. Ve şöyle söyleyebilirim, ne zaman bitti Latince? 10. yüzyılda Latince bir tekstle karşılaştıklarında ve Latin bir misafir geldiğinde kentte Latince bilen yok. Öyle diyeyim. Yani demek ki 9-10. yüzyıl itibariyle, yani Orta Bizans'a geçildiğinde yani çoktan dönüşmüş. Bu da organik bir gelişme. Bir devletin merkezinde İtalya'da konuşan bir yarımadadan, yani Yunanca konuşan bir yarımadaya taşırsanız amaçlı olarak dili değiştirmezsiniz. Herkes Yunanca konuştuğu için devletin dili Ortaçağ Yunancası olur. Yani bu da böyle sanki bir ideolojik bir siyasi karar da değil, milletimiz, cumhuriyetimizin dili Türkçedir gibi bir karar da değil. Tabii. Ama burada şey önemli herhalde Oğuz, yani tabii şimdi sonuçta Konstantinopolis set taşınıyor başkent 330'da ama halen pagan bir toplumdan söz ediyoruz. Yani Roma toplumunun doğuda Hristiyanlaşması birkaç yüzyıllık bir süreç. Tabii. Hristiyanlaştıkça aslında Yunan, zaten halk Yunanca konuşuyor. Ama Hristiyanlaştıkça Yunanca'nın da önemi Latince'ye kıyasla artıyor. Çünkü İncil'ler de ilk bildiğim kadarıyla Yunanca yazılmış. Yani hani o dinle de paralel, dinin toplumda egemen olması. Yani bu enteresan bir tarih. Pagan bir toplumun Hristiyan bir topluma dönüşmesi tarihi. Bu 200 yıl, 300 yıl falan sürüyor tabii. O yüzden galiba biz Bizans uygarlığı ne zaman başladı sorusuna tek bir cevap veremiyoruz. 330 alınır İstanbul'un, Konstantinopolis'in açılması olarak, ama kimi Bizansçılar da biliyorsunuz Justinian dönemini alıyor. Hatta Heraklius dönemini alıyor, tam Yunanca konuşuyor diye. Çünkü Engin Bey'in söylediği gibi Hristiyanlık da anca oturuyor, Yunanca da anca oturuyor. Yani 300 ile 600 arası geç antik çağ dediğimiz çağ, bu Bizans uygarlığının oluşmaya başladığı çağ. Dolayısıyla bir imparatorluk çöktü, başka bir imparatorluk kuruldu demememizin nedeni o. Zaten o yüzden de Bizanslılar hiçbir kopuş hissetmiyorlar.
aynı toplum ve devlet devam ediyor hissiyatına. Zaten kendilerini Bizanslı olduğunu da bilmiyorlar. Yani onlar Romalı. Deseniz ki siz bir Bizanslı mısınız? Yani nedir bu? Ne şey konuşuyor diyecekler. İstanbul'u değilim ben. Tabii. Ve bu tartışmalar dediğiniz gibi 18. 17. yüzyılda hep devam etmiş. Şimdi mesela nümizmatik açısından, sikkeler açısından da Bizans'ın başlaması İmparator Anastasius'ta. İlginç. Neden? Çünkü o bir reform yapıyor ve o paralar Bizans ya da Roma paraları diyelim. Roma paraları büyük bir değişime uğruyor. Özellikle bakır olanlar ve bütün nümizmatik kataloglarında her yerde genellikle İmparator Anastasius'la başlatıyor. Ama Koray Bey'in dediği gibi bu değişimi geç Roma olarak ele alıp Diokletian'dan itibaren ve Büyük Konstantin'den itibaren bir de başlatabilirsiniz. Engin Hocam, sizin için böyle bir başlangıç noktası var mı? Ben tabii tarih kesintisiz bir süreçtir. Yani onu böyle bugünkü tarihçilerin yaptığı bir iş. Ama bir referans noktası gerekiyor. Ben 330 hani Bizantiyon kentinin Konstantinopolis adıyla Roma'nın ikinci başkenti olarak ilan edilmesi ve işte imar edilmesi, işte hipodrom filan gibi yapıların yapılması. Bunu referans alıyorum ama Oğuz'un dediği gibi aslında dönüşüm, yani imparatorluğun ağırlık merkezinin doğuya kayması Diokletianus döneminde oluyor. Çünkü Konstantinopolis yokken daha hani Bizantiyon diye küçük bir önemsiz bir Roma şehri varken Sarayburnu ve çevresinde imparatorluk sarayı Nikomedia'da, yani İzmit'te imparatorluk sarayı var ve imparatorlar orada zaman geçiriyorlar. Hatta Konstantin'de, hani Konstantinopolis'i başkent ilan eden Konstantin'in de bildiğim kadarıyla ilk gençlik yılları orada geçiyor. Yani Nikomedia sarayında geçiyor. Ama yeni başkent olarak, yani batıda tehdit olduğu için Roma'ya yönelik, işte kuzeyden gelen onların barbar dediği kavimlerden bir güvenlik sorunu var. Bir, ikincisi de çok geniş imparatorluk tek merkezden yönetilmesi çok zor. Onun için hani o tetraklar dönemi, işte eş imparator, eş başkan filan yönetimleri oluyor. Dörtlü yönetim. Yani doğuya daha önceden imparatorluğun ağırlık merkezi kayıyor. Konstantin niye Nikomedia'yı değil de Bizantiyon'u daha önemsiz bir şehir olmasına rağmen seçiyor? Çünkü savunulması çok kolay yarımadanın. Ve de ekonomik olarak da hem Boğaz, Karadeniz, Akdeniz bağlantısı, hem Asya-Avrupa bağlantısı ekonomik ve savunma avantajlarından ötürü. Evet, buyurun. Tek aynı konu beni de heyecanlandırdı şimdi. Ne zaman başlar konusu. Aklıma cevap verdim ama sanırım ben de sen de şeyden, merkezden baktık. İmparatorluk, devlet. Oysa ki mesela Antalya'nın bilmem ne taşrasındaki 4. yüzyılda yaşayan bir köylünün için ne zaman başladı sorusunu şimdi düşündüm. Çok şey değişmiyor. Acaba aynen hiçbir şey değişmiyor aslında ama orada bir ayrımı gerekirse belki Theodosius'un, birinci Theodosius'un tapınakları kapatması 390'larda. Yani artık bakın, ister değil, artık bir şeyler değişti. Yani dindeki değişim belki. Eski dinlerin artık okey olmaması, normal olmaması belki sıradan insan hayatına dokunmuş olabilir. Ama vergiler aynen sürüyor. Ya da evet, vergiler aynen sürüyor. Orada vergideki değişim de çok önemli. Orada da aslında bir takım değişimler var. Orada geç Roma'da. Onu da bir dönem alabilir. Mesela 5. Sanırım yakalardan. Yaşalardan kıpırdamıyoruz. biliyorsunuz eski Roma. Kalacağız evet. Eski Roma'da vergileri enginlerden. Eski Roma'da vergileri aslında vergi tahsildarları toplamıyor. Kentlerdeki kürya üyeleri topluyor. Belki arkeologlar daha iyi bilir. Fakat Bizans'a geçtiğimizde İstanbul'dan yollanan tahsildarlar geliyor. Ve sizden toplamaya başlıyorlar. Tapu kadastro fikri o yerleşiyor. Çünkü öyle sayıyorlar. Sonra kendileri topluyorlar. Belki mesela vergi sorusu. O zaman Anastasius sonrası. Çünkü Anastasius sonrası sırasında ve sonrasında Curia denen belediye meclisleri
kapanıyor diyelim, artık işlevsizler. Yani belediye görevini, vergi toplama görevini nihayet bırakıyorlar, bıraktırılıyorlar. Belki o zaman bu 500 yılı Bizans'ın başlangıcı anlatıyor. Çünkü başka türlü bir artı değeri halktan alan devlet var. Yani burada sorun Bizanslıların ya da o dönemin Romalılarının biz Bizans'ı şu tarihte başlatıyoruz dememeli. Bu bize kalmış. Yani artık modern insan, modern bilim adamları geçmişe bakarak referans noktaları oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu bitecek gibi bir şey. Yani birisinin fikrinin tamamen kabul edilebilecek bir şey herhalde olmaz. Yazdıkları kitaplarda kimisi bir yerden başlatır, kimisi bir yerden. Yani o şekilde. Şimdi bu konuyu kapatarak bu Bizans dediğimiz bu devletin yönetimi Roma devletinin yönetimine benziyor muydu acaba? Yani çünkü aynı şey madem devam ediyor. Şimdi biz neredeyiz? Tetrarşi dedik, orada bıraktık. Dörtlü yönetim dedik ama tetrarşiden hemen önce sadece İmparator Diokletianus ve Maximianus ikisinin oluşturduğu ilk yönetim şekli aslında ikili yönetim. Diarkia dediğimiz değil mi? Daha sonra çok kısa bir süre sonra o dörtlü yönetime geçiyor Kaiserlerle ve tetrarşi diyoruz biz buna. Şimdi bu da böyle ama Büyük Konstantin zamanında bunu bulamıyoruz böyle bir şekilde. Bir şeyler olmuş yine. Tek adamın büyük bir gücü var. Peki devam ediyoruz. İşte Genç Roma imparatorları falan filan neyse. Ne oluyor böyle Anastasius mu dersiniz, Heraklius mu, Justinianus mu? O Bizans devleti nasıl bir siyasal erkte bir dönüşüm yaşıyor? Yani saray ve imparator nedir o durum? Koray Bey'den başlayalım mesela. Ya da Engin Bey de olabilir. Hanginizi söyleyecekseniz. Bir şey söylemek de ben de söyleyebilirim öncelikle. Sen de ben açayım. Çünkü ben şeyde, sikkelerden de şey yaptığım için. Yani ben şöyle görüyorum. Biraz fazla bir ihtişam var. Bir defa bu ihtişam görülüyor. O dönemde Bizans'a gelen elçiler vesaire anlatıyorlar. Biz imparatorun karşısına nasıl çıktık? Ne oldu? Ne bitti? Ondan sonra ve hatta şimdi hiç hatırlayamıyorum. Siz de hatırlarsanız da içimizden birisi bilmiyorum. Birisi diyor ki imparator tahtında oturuyor idi. Yanında aslanlar var tabii. Model aslanlar. Onlar kükremeye başlıyorlar. Kuşlar ağaçlardan işte ötüyor falan. Öyle bir canlandırma yapıyorlar ki yani dış dünyaya o imparatorun o mükemmel haline vermeye çalışıyorlar. Ve tabii de Erguvan var. Tabii Erguvan'ın niçin kullandığını ben bilmiyorum ama yani saraylarda işte bir takım şeylerde hep bu Erguvan rengi Bizans'ı temsil ediyor. Tabii ki monarşik bir yapı malum. Ama senato var mı mesela? Onu merak ediyorum. Yani nedir o azalar, üyeler? Ben renkleri ve zevkleri eline bırakayım. Daha sıkıntı yani yönetişime, idareye gireyim. Şimdi 1200 yıllık imparatorluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla o kadar çok yönetim şekli var ki tabii ki bir monarki. Ortada bir imparator var. Ama onun dışındaki detayların hepsi 200-300 yılda bir değişiyor. Bazı daha iyi bilenler bilir. Komnenos dönemi yani 12. yüzyıl Bizans devletiyle 4. yüzyıl Bizans devleti arasında çok büyük fark var. İdeolojik devamlılık var. Biz Roma'yız. İmparatorumuz mutlak kraldır. Davut peygamberin izinden gider gibi Hristiyanlık bir uhu görevi görüyor. Roma Augustus'tan beri biz tekiz ve buraların sahibiyiz. O da bir uhu görevini görüyor. Ama biraz önce söylemeye çalıştığım devletin görevleri nelerdir veya devlet nedir? Size güvenlik hissi doğru ya da yanlış veren, sizi koruyan ve adalet sunan bir merkezdir. Bunu yapabilmek için bir makine olarak mamaya ihtiyacı vardır. Bu da sizin vergilerinizdir. İşte bu politik ekonomide her 200 yılda bir değişiyor. Biraz önce Curia derken hani verginin nasıl toplandığı ve adaletin nasıl işletildiğini Curia örneğinden görüyoruz. Ama 800 yılına geldiğimizde adalet dağıtan merkezi sistemin yolladığı şeyler var, hakimler var ve vergiyi de bahsedarlar topluyor. Ondan sonra o vergiler dönüp merkeze geldiğinde nasıl bir ordu kurulacağı bilenler bilir. Bir profesyonel ordu mu, feodal ordu mu, Pronaya ordusu mu? Bunlara girmekle durdurun beni, saatlerce konuşurum. Ama dolayısıyla hani yönetim nedir sorusu çok uzun bir soru ama tek bir şey söyleyeyim. Merkezi devlet hep var. Devlet ana
Kimin romanıydı o? Şu an Devlet Anadolu Topraklar'da 300'den beri hep var. Size bakan, aynı zamanda bakan derken hem size iyileştiren hem de bakıp izleyen devlet her zaman var. O yüzden siz çok doğru söylediniz. Merkezi devletin hem kolları uzun hem de ihtişamı var. Çünkü hem dosta hem düşmana gücünü göstermek zorunda. Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi merkezle taşra arasında çok yoğun ilişki var. Ve belgeler, dokümanlar, katipler tarafından kopyalar haline yazılıyor. Merkezde tutuluyor, taşra tutuluyor. Dolayısıyla çok modern devlete, modern Türkiye veya Fransız devletine çok benziyor. ve şey diyeyim, bunun gösteriş şekli İstanbul'da Sultanahmet'te var. Nasıl Moskova'da Kremlin'de ne vardır? Meydan vardır. Basil Kilisesi vardır ve Kremlin Sarayı vardır. Bizde de saray var, Ayasofya var, hipodrom var. Dolayısıyla işte burada halkın ve Tanrı'nın halkın ve imparatorun temsilleri burada. Belki en merkezde bunu görüyoruz. Ve gündelik insan hayatına ne dokunuyordu? Kastamonu'daki 9. yüzyıldaki Patagonyalı köylünün hayatına ne dokunuyordu diye düşünürseniz, yine ben hep sosyal tarihe döneceğim. Türkiye'de tarihler, sosyal tarih, halkın tarihi dalga geçiyor ama tek tarih işte devletin ve sultanların tarihini görüyorlar. Kastamonu'daki köylü dediğim gibi vergi salınınca Bizans'ı görüyor. Ordu geçerken ona bakmak zorunda çünkü evini açmak zorunda orduya. Onu görüyor. Bir de şey gerekiyorsa, hakimin karşısına çıkması gerekiyorsa kiliseye gidiyor. Orada işini hallediyor. Yani psikopos hallediyor davayı ya da seküler şekilde. Şimdi Engin Bey tabii bu kentin, devletin daha doğrusu temsil edilmenin fiziki unsurları da hipodrom var. Onu soracağım. Fakat sadece aklımda bir şey kaldı. İmparator öldüğü zaman Bizans yönetimi içinde ya da ölmeden varis ya da prens mi? Kim geçiyor tahta? Yani bunları nasıl belirliyorlar mı? Bu mümkün oluyor mu? O konuda bir şeyler var mı? Yani çünkü ben mesela sikkelere baktığım zaman imparatoru hep görüyorum ama onun yanında oğullarını da görüyorum. Heraklius imparator, yanında Heraklius Konstantin var. Veya işte birisi var. Yani veya karısı var. Bazı imparatorlar ölüyorlar. Öldükleri zaman eşleri bile geçiyor. Yani tahta eş geçiyor. Bu ilginç bir şey. Yani bir erkek beklenecek gibi bir şey yok. Yani var belki ama Zoe, Theodora, Eirene, bunlar bayağı Bizans imparatorluğu. Yani yetkiyi ellerinde tutuyorlar. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani bu bir şekilde babadan oğula geçen bir sistem var aslında. Kısmen öyle. Şimdi birkaç şey birlikte renkler diye kolay gönderdi. Porfir dediğimiz erguvan rengi aslında Roma'da da sadece aristokratların, senatörlerin ve imparatorların kullandığı bir renk. Bizans'ta da imparatorların rengi. Dolayısıyla mesela çemberli taş, Konstantin'in dikili taşı porfir mermerdir. Yine İstanbul Arkeoloji Müzelerinde imparator lahitleri var. Porfir renkli, yani erguvan renkli mermerden yapılmıştır. Bu Mısır'dan getirilen bir mermerdir. Bir de sarayda porfir oda, yani erguvan renkli oda vardır. Ve orada doğan da porfiri genetos ünvanını alır. Bu Bizans'ta çok önemli bir ünvan. Çünkü doğan kişinin prens olduğu ve doğum sırasında babasının imparator olduğunu gösteriyor porfiri genetos'ta. Buradan törenlere geçeceğim. Evet, Konstantinopolis bir törenler kenti. Yani Roma'dan aslında kesintisiz olarak bir bakıma merkezi devlet sürüyor. Batı'dan farkı merkezi devletin hep güçlü olması. Ve Roma'da daha çok askeri nitelikli törenler varken erken Bizans'ta bu törenler devam ediyor. Fakat sonrasında giderek dinsel bir nitelikte alıyor bu törenler. Yani hipodromdaki törenlerde de bunu görüyoruz. Şimdi hipodroma gelecek olursak hipodrom mu dedim? Evet, yani işte hipodrom hepimiz biliyoruz. At yarışlarının yapıldığı yer. Tabii bunu ben tırnak içinde öyle söylüyorum. Bu nasıl oluyor da bir imparatorluk için önemli bir şey oluyor? Başka şimdi, bir şey ne var? Evet, yani
Konstantinopolis'i başkent olarak, yeni başkent ya da ikinci başkent olarak imar ederken ilk yaptığı iş hipodrom, bu inşa etmek. Gerçi hipodrom daha önceden vardı, Konstantin bunu genişletti deniyor ama mesela Cyril Mengo bunu kabul etmiyor. Yani çok önemli bir Bizantolog. O diyor ki hayır, başlangıçtan itibaren Konstantin hipodromu kurmuştur. Roma'nın bütün önemli kentlerinde, özellikle de imparatorların dönem dönemleri ikamet ettiği kentlerde hipodromlar vardı. İşte Selanik'te var, İskenderiye'de var, Antakya'da var ve Konstantinopolis'te de bu yapılıyor. Ve sarayda hipodroma bitişiktir zaten imparatorluk sarayı. İmparator direkt odasından, sarayından çıkıp hipodromdaki locasına gider. Yani halkın arasına karışmadan. Halkla yüz yüze geldiği tek yer hipodromdur imparatorun. Ve orada bile halkla direkt konuşmaz. Yani o yanındaki baş madenciye söyler, o halka duyurur falan. Böyle bir ilişki vardır dedi. Ve Bizans aynı zamanda bir törenler devletidir. Mesela 10. yüzyılda gene Konstantin Porfiri Genetos, Porfiro'da doğan Konstantin, 10. Konstantin, törenler diye bir kitap yazmıştır. Bu hem hipodromdaki hem büyük saraydaki törenleri çok çok detaylı anlatır. Öyle ki mesela saraydan hipodromdaki araba yarışlarını izlemeye çıkması imparatorun belki 20 sayfa filan anlatılır. Gider, gelir, odaya geçer, dinlenir, işte bir şey giyer, çıkar, selamlar, tekrar girer. Çok çok detaylı törenler vardır ve bu törenler bu devletin hani çok önemli unsurlarından birisidir. Yani şaşar. Evet. İmparatorların yani tahta geçişin birkaç yolu var. Birisi dediğim gibi babadan oğula geçiyor. Birkaç hanedan var zaten ya da sülale. 10'un üzerinde on bütün Bizans şehrinde. İşte son şeyden. Palaiologoslara kadar. Var. Falan. Ama darbeyle de imparator oluyor. Yani asker, ordu komutanı darbe yapıp imparator olabiliyor. Bir diğer yolu da imparator öldüğünde imparatoriçe, çok güçlü kadınlar var Oğuz'un dediği gibi. İmparatoriçe kiminle evlenirse piyangona çıkıyor, o imparator oluyor. Anastasius öyle mesela, değil mi bildiğim kadarıyla? Evet, 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 evet. Çünkü evet, yani küçük görülmesi gerekiyor. Neyse, onu girmeyelim. Tamam, güzel. Ekleme yapabilir miyim? Tabii, yani tabii. Daha büyük. Bir resimden bakarsak Roma'da zaten bir vasiyet sistemi yok. Yani Roma'dan devamı olduğu için burası. Burada da birinin en büyük oğul imparator olur ya da kardeşler öldürülür gibi bir sistem yok. Yani sistemsizlik sistem. Bazen bir aile 3 jenerasyonda yönettiği için 4. jenerasyon oğlu da olsun diye tercih ediliyor. Bazen senato seçiyor biliyorsunuz. Bazen çoğunlukla ordular seçiyor. Engin Bey'in dediği gibi 3. Leo kendisi. Armeniakon temasının generali. Konstantin de öyle birinci. Birinci Konstantin de tabii ki zaten. İngiltere'de imparator oldu. Aynen. Dolayısıyla aslında bu kişi diyeceksiniz ki bu ağa çok kötü. Yani belirsizlik var, kaos var. 200 yıl boyunca ayakta kalmış bir imparatorluk var. Demek ki vesayet sisteminin eksikliği kısa bir imparatorluk demek değil. Hatta Kaldelis. Bir modern yazar. Bizant Republic diye bir kitap yazdı. Aslında monarşi diyoruz Bizans İmparatorluğu, hatta otokrasi diyoruz ama halkın fikri, yani cumhuriyet fikri biraz abartarak söyledi, çok eleştiri aldı. Revizyonist olmaya çalıştı alanda. Halkın fikri çok önemliydi ve imparatorun nasıl davranacağını halk belirliyordu diyor. Demin ne demek istiyor? Senato çok etkindi. Halk, İstanbul halkının sokağa çıkıp, hipodroma çıkıp yuhlaması veya sultanım ya da işte imparatorum şunu istiyoruz diye bağırması imparatorun önemi bir yandan çok önemliydi. Dolayısıyla bir imparator çoğunluğu seçecekken veya bir siyasete karar verecekken kilisenin ve çalışan yani üyelerinin ne diyeceğine bakıyordu, ordunun ne diyeceğine bakıyordu, İstanbul halkının ne düşündüğüne bakıyordu, senatörün ne düşündüğüne bakıyordu, çok etmenler üzerinden karar veriyordu diyeyim. Tabii söylediğim gibi Kaldelis de onu birdenbire bir demokratik cumhuriyete çeviriyor. O da bir abartı. Ama hani bunu düşünmek lazım.
bir ailenin kurduğu bir imparatorluk, bir Ali Osman değil bu. Ali Rumi diye bir aile yok. Bağlılık, alajans, Roma fikrine. Ben Roma'yı kurtaracağım diye Leo koşuyor Sivas'tan veya Heraklius şeyden koşuyor Kartaca'dan. Ve Roma'yı koruyacağım diyene inanan halk. Ha, o zaman bu Roma halkını kurtaracak deyip oy veriyor ve destek. Evet. Ve tabii bu şimdi Engin Bey de dediği gibi hani nasıl geçiyorlar vesaire. Bir de şöyle bir şey var yani bildiğin aynı aile içerisinde ya da bir imparator oldu, başa geçti ve ayrılacak. O kişinin burnunu kesiyorlar. Yani olan şeyler var. Dilini kesiyorlar. Yani bir uzvunu eksik bırakıyorlar ki bir daha imparatorluk için aday olmasın. Ama bunu denenler oluyor. Kimdi? İkinci Justinianus sanıyorum. Rinot Betos ya da ona benzer bir şey. Burnu kesik. Yani işe yaramıyor bazen. Ama Bizans'ta yani ben nerede baksam yani sikeleri incelerken imparatorlara yani bir yerde ya göze mil çekme. Sadece imparator için değil mi? Yani verilen cezalar olarak göze mil çekme. Ki onu nasıl olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Siz de hiç okudunuz mu bilmiyorum. Göze mil çekme de çok acı verici bir şey yani. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum ama şimdi... Anlatmayayım mı diyorsunuz? Ben şey anlatmıyorum. Tamam. Moral bozuyor. Ama şöyle bakın. Pek çok örnekte yalancıktan çekiyorlar. Pek çok imparator mesela düşürülüyor. Şöyle bir değdiriyorlar. Bulanıp görüyor. Adet yeri bulsun. Evet. Yani aile veya önemli genel çok da bir şey yapmak istemiyorlar. İki, ben şimdi Bizans serinde çıkarmaya çalışmıyorum ama bağlamında görmek lazım. Daha önceden ne yapıyorlardı o ayaklanan insanı? Kendine gidiyordu. Daha insani. Hayatta kalıyor en azından. Yani bir Justinian döneminin bütün asmaları, yok etmeleri, öldürmeleri, devlete karşı ayaklananları veya işte her neyse. Şimdi en fazla burun gidiyor. Hangisini istersiniz? Yani, hayatta kalmaya yani. Dolayısıyla aslında bunu Bizanslılar bir Hristiyanlığın getirdiği bir şey gibi yumuşama olarak görüyorlar. Aslında insan öldürmeyi, idam cezasını barbarlık olarak görüyorlar. Evet. Yani tabii dil kesme var, göze dil çekme var. Keşiş ya da manastırlarda hayatını sürdürmesi var. Başka el kesme var. Yani gördüğünüz el kesiyorlar ama bunlar tabii Osmanlı'da da bir kısmı var. El kesme falan var. Roma'dan gelen başka şeyler var. Evet. Yani böyle ilginç. Engin Hocam hiç böyle bir ceza yöntemine görsel olarak bile sanat tarihinde böyle bir şey hiç yoktur değil mi? Valla hatırladığım kadarıyla yok. Yani böyle bir şey. Ben en kötü örneğini yani Roma'da bu damlatıyor memoriyal ederiz. Yani anın lanetlenmesi. Hani onu silersiniz falan filan. Onu görüyoruz bir yerde ama o bir ceza da olsa bu fiziki olarak görüyoruz bunu ama Bizans'ta bunun gibi başka ne olabilir onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Hepsini evet. Ben de görmedim. Minyatürlerde veya hepsini görmedim. Şimdi burada bir soru aklıma geliyor. İmparator. Roma'da imparatorun yanında pek kimse yok. Senato var işte vesaire. Bizans'ta imparatorun yanında başpiskopos mu dersiniz katedralin içinde? Yani bir dini bir figür önemli mi? Bu konsiller toplanıyor. İşte Nikaya konsili falan filan. Yani bu psikopos ve imparator ikiniz, yani bu önemli mi? Birlikte mi hareket ediyorlar? Yani imparator tabii imparator ama dini bir fikir olarak böyle bir şey var herhalde değil mi? Ayasofya'da. Buyurun. Tabii yani şimdi Bizans'ta her kentin bir psikoposu var. Konstantinopolis'te olan da Patrik oluyor. Bu Patrik yani dinin en tepesindeki kişi oluyor. Bu da imparatordan sonra ikinci güç merkezi oluyor imparatorlukta. Mesela imparatora tacını Patrik giydirir. Ama imparator her zaman için daha güçlüdür. İstediği zaman onu sürgüne de gönderir. Bunun çok örnekleri var. İşte Hristos'u gönderiyorlar sürgüne mesela. İsyan çıkıyor filan. İsterse de öldürür. Kendisini alabilir yani imparator. Ama halkın gözünde hep bu iki güç merkezi ön plana çıkıyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Mesela bütün Konstantinopolis'te çıkan bütün isyanlarda iki hedef var. Birisi Ayasofya, Katolik merkezi, birisi saray, büyük saray.
Yani iki güç merkezi. Ve o Nika isyanında da ikinci Theodosius'un yaptırdığı Ayasofya yakılıyor. Saraya saldırılıyor. Saray tabii surlarla çevrili olduğu için pek bir şey yapılamıyor. O giriş kapısı falan bir zarar görüyor. Sonra işte 6. yüzyılda Justinian yeni Ayasofya'yı yaptırıyor. 3. Ayasofya'yı. Yani ikinci bir güç odağı oluyor aslında. Partikane, partik güç merkezi ve İmparator tacını da ondan mı alıyor? İmparator tacını ondan alıyor ama imparator istediği zaman onun gerdesini alabiliyor. O yani tacı verir. Esas güç orada. Onun gerdesi biraz daha sembolik bir şey. Tacını bildirmesi daha sembolik bir şey. Ve Hristiyan olan halkın gözünde de ona bir meşruiyet kazandırmak için yapılan bir şey. Ben birkaç eklemek alayım. Engin Bey güzel sundu. Tarih, yani modern sanat tersi tarihçi olarak. Ben de bir kaynak kitabı gibi 3-4 örnek vereyim. Sadece örnek vereceğim. Kendim yorum yapmayacağım. Hem siz hem izleyiciler artık hangisi daha güçlü veya aynı anda hepsi mi güçlü kendileri karar versin. Bir tanesi farklı dönemlerde örnekler vereceğim. İmparatorla Patrik arasındaki ilişkilerle ilgili. Bir tanesi 6. Leo İmparator, biliyorsunuz Ayasofya'nın girişinde lise önünde eğilmiş biri vardır. 6. Leo derler. Akıllı olan. Bilge olan. O biliyorsunuz o deniyor. Birinci karısı olmuyor. İkinci karısına evleniyor. Olmuyor. Üçüncüyle evleniyor. Olmuyor. Ölüyor. Dördüncüsünü istiyor. Biliyorsunuz Ortodoks Hristiyanlarında bir eşle evlenmeniz lazım. Devamı öldüyse de dul kalın oturun. Patrikhane diyor ki dördüncü eşle evlenmeyi düşünen bu adam Ayasofya'dan içeri giremez. Almıyorlar. Bir pazar gidiyor. İmparator mahiyetiyle Patrik karşısında duruyor. Dışarı. Haftalarca giremiyor adam. Bu bir örnek. Yani güç örneği. Bu tabii imparatorun ne kadar güçlü bir imparator olduğuna da bağlı. Yani bazı imparatorlar bunu yaparsa dönüne bağlı. Başka biri Mikhail Kerilaryos diye doğru hatırlıyorsam bir tane İmparator Patrik var 11. yüzyıldan kırmızı papuçlar giyiyor ve tek imparator diyebilir. Ters örnekleri veriyorum tabii. Yani başka birinde Hosios diye bir tane İspanyol psikopos 4. yüzyıl erken dönem imparator diyor ki sen kendi işine bak biz kendi işimize bakalım. Yani iş çeşit neyse devlet ayrımı yapılıyor. Ve bir noktada da uzaktan bir mektup geliyor. 14. yüzyılda Ruslardan, Rus Moskova'dan bir mektup geliyor. Diyor ki ortada imparator yok diyor. Bir tek Patrik var diyor. Ben Patrik'i ciddiye alacağım diyor. Patrik de diyor ki ortada Roma İmparatoru da vardı. Roma Kilisesi de vardı. Bu ters örnekler seçtim ama Engin'in dediği gibi dönemsel yani Romalılara sorsanız, Bizans demiyorum Romalılara sorsanız armoniya içinde çalışan iki kurum vardır. Din devlet ayrımı zaten yok biliyorsunuz. Din devlet ayrımı sekülerizm 19. yüzyıl 18. yüzyıl buluşu. Kimimize göre iyi ki var, kimimize göre maalesef var. O öyle düşünmeyin. Yani din kilise devlet işleri ayrılması değil. Tam tersine iç içe girmiş. Engin dediği gibi hem Patrik onu giydiriyor, ona bir şey yapıyor falan. Hem imparator kilisenin şeyine gelen tek kişi. Urfan sınıfından olmayıp da kutsal alana girebilen tek ladini kişi. Ama kendisi şey yapamaz. Ekmek, şarap aynı yapamaz. Yani biraz birbirine girmiş durumda. Dolayısıyla hani imparator güçlü diyenlere de verecek ters örnekler var. Patrik güçlü diyecek kişilere de verecek ters örnekler var. Her gerçek hayat gibi çok daha kompleks. Senin ters örneğine bir ters örneğine Bulgaria Theodosius'un yok daha erken. İkinci Theodosius'un ablası. Evet. Yani 5. yüzyılda çok halk nezdinde saygı gören Patrik Chrysostomos'u sürgüne yolluyor. Yani imparator da değil, imparatorun kız kardeşi Patrik'i sürgüne yolluyor. Peki, o kadar çok sevinen. Sonra isyan çıkıyor. Bak isyan ettiği Ayasofya yanıyor.
Birinci Ayasofya yanıyor. 407 galiba. Yani tam işte 5. yüzyıl başlarında Ayasofya'yı yakıyorlar ama gönderiyor yani. Yani işte her şey haddini bilmekle ilgili belki birazcık. Bir örnek olabilir. Şimdi imparatorlar bazen genellikle hatta bu şeyleri konsilleri topluyorlar. Yani konsil hani bütün kentlerin piskoposlarının toplandığı ve dini sorunlara çözüm aradıkları yer. Şimdi ikon karşıtı imparator topluyor. İkon karşıtı bildiri yayınlıyorlar. Sonra ikon sever imparator geliyor, topluyor aynı piskoposları ya da işte bütün kentin piskoposlarını. Bu sefer ikon severlerin de yine bildiri çıkıyor. Buradan yani imparatorların güçlüyse imparator, tabii zayıfı var, güçlüsü var. Hani değişiyor dönemde dönem ama. Çok heyecanlı oldu şimdi. Karşı bir şey söyleyeceğim. İkonoplazma zaten deli projesi. Buyurun buradan. İyi o zaman. Zaten imparatorun kendi başlattığı proje. Aynı İstiklal Marşı'nın ayağa kalkıp kalkmadığını anlamak için test yapmak gibi. İkon seviyorsan bizden değilsin, ikon kaybıkıyorsan devletimizdensin adlı bir 8. yüzyıl projesidir diyen de var. Ben demiyorum da hani dolayısıyla. Ama konsillere demin kararları ortada yani. O gelince ona göre doğru, karar veriyor. Doğru, doğru. Demek ki orada bir egemenliği var. Bütün psikoposlar ve patrik üzerinde. Bu Leo zamandaydı değil mi? O çıkması ilk ona. Peki ben de bir soru söyleyeyim. Sonra ne oluyor? Sonra aynı Bizans ve aynı imparatorlar kaldırıyorlar. Çünkü onlar yani, entegral konu. Evet, yani hep böyle devlet ilişkilerinde de dönemsel olarak yani bir takım şeyler değişiyor. Yani düşünsenize yani İsa, Meryem yok. Tam buradan başlatarak buradan söze şöyle gireyim. Peki İsa tamam, kutsal bir şey. Meryem tamam. Azizler nedir? Yani bu Bizans dünyasında bu azize ve aziz kavramı. Engin Hocam'a bir sonra söyleyeyim. Yani kimler var? Asker azizler diyorlar veya başka. Azizlerin rolü nedir? Yani onlar da bu ruhban sınıfı içinde mi sayılır? Yani tabii ki bazıları daha mitolojik figürde olabilir de. Nedir yani onun? Azizler anlatayım. Tabii ruhban sınıfının üzerinde. Çünkü onlar bu dünyaya ait değil. Tabii. Şu an kutsal öbür dünyaya ait kişiler. Kimler aziz ilan ediliyor? Bu tabii şeyin kararıyla oluyor kilisenin. Kilise derken kurumu kastediyorum. Daha çok Roma döneminde yani daha Hristiyanlık yasal değilken öldürülen kişiler daha sonra aziz ilan ediliyor. Yani martir gibi, şehit gibi. Tamamen öyle. Şehit yani martir olan kişiler. Bunlar tabii ilk Hristiyanlar ve belli Hristiyan cemaatlerin önderleri. Yani durup dururken her gördükleri Hristiyan'ı yakalayıp öldürmüyor onlar. Öyle bir şey yok. Ancak kendilerine tehdit görürlerse, yani bir Hristiyan lider etrafına bir cemaat toplayıp da Roma'nın o yerel de olsa egemenliğine tehdit olursa o zaman öldürüyor. Mesela Efendiye buna bir örnek. Azize örgünü, o Kadıköy gibi Azize. Veya işte asker, bu Sivas'ta 40 martir var. Yani işte Roma lejyonunda askerler Hristiyanlığı seçtiği için 40 askeri de soyup buzlu göle atıyorlar. Orada ölüyor askerler. Sonra onlar şey oluyor, martir ve aziz ilan ediliyorlar. Tabii bir bunlar var. İçler var yani Manastır'da rahiplerden önemli ulu kişiler aziz ilan edilebiliyor. Bazı patrikler aziz ilan edilebiliyor. Piskoposlar olabiliyor. Mesela yaşarken, Nikolaos. Yaşarken de mi? Yoksa? Yaşarken de daha sonra. Mesela Nikolaos, hani Demre'nin Nikolaos'u yaşarken ya da bilemiyoruz. Belki öldükten sonra. Kilisenin yani Hristiyan Ortodoks Kilisesi'nin altı önemli piskoposundan birisi de azizlik mertebesindedir. Ya da işte Efemya dediğimiz kadın Karkedonlu, Kadıköy'de İstanbul'da Diokletianus zamanında Hristiyanlara yapılan işkencelere karşı çıktığı için onu da öldürüyorlar. O da tabi bunlar hep daha sonradan aziz ilan ediliyor. Yani o dönemlerde yıl 330 sanıyorum. Evet. Öyle bir şey var. Yok daha erken. Öldürmesi. Ama
Mesela doktor azizler de var, şifacı, yani mucizeler yaratıp işte hastaları filan iyileştirdiğine inanılan bazı kişiler daha sonra onlar da aziz mertebesine yükseltiliyorlar. Tabii. Yani bu azizler, azizler de tabii çok önemli. Bu Efemya dediğiniz Kadıköy'de onun orada bir kilisesi mi var yoksa yani? Şimdi Kadıköy'de Efemya'nın bir kilisesi, bazilikal planlı bir kilisesi ve şey mezar yapısı, duvarlar planlı bir mezar yapısı varmış. Bunu biz kaynaklardan öğreniyoruz. Çünkü günümüze gelen hiçbir arkeolojik veri yok bu kiliselerin işte. Ama mesela Karkedon Konsili Efemya Kilisesi'nde toplanıyor. Şimdi tam yılını hatırlayamadım Karkedon Konsili'nin. Efemya Kilisesi'nde toplanıyor. Evet. Çok önemli bir azize, yani Türk merkezi çok güçlü. O konsilde, 451'deki konsilde işte psikoposlar aralarında anlaşamıyorlar. Hani insanın tanrı kimliği ya da insan kimliği. Bu Bizans'ta hep süren bir tartışmadır. Anlaşamayınca biyofizikler ve monofizikler kendi deklarasyonlarını yazıyorlar. Kararı Efemya versin diyorlar. Tabutun içine koyuyorlar. Bitti Google şeklinde yazılı da. Ve sabah bakarız diyorlar. Sabah açtıklarında şeylerin monofiziklerin rulosu Azize'nin elinde, öteki ayağının dibinde oluyor. Ve o da ortodoks çizginin aslında şeyi amel, yani ortodoks çizgi esas oradan itibaren, yani Karkedon Konsili'nden itibaren Tanrı ile İsa aynı fikirde ideolojisini ya da teolojisini getiriyor. 7. yüzyılda Pers ordusu Karkedon'a yaklaşınca Efemya'nın tabutunu oradan alıyorlar. Getirip Sultanahmet'te Efemya Kilisesi var. Oraya koyuyorlar. O kilise halen freskolarıyla falan duruyor. Vehbi Koç Vakfı bunun freskoların ve mimarisini, restorasyonunu yaptı. Hazır bir müze haline geldi. Yani sponsorluğunu yaptı ve bakanlığa devredildi. Şu anda açılmayı bekliyor müze olarak. Yani hazır yapıldı, teslim edildi. Ama öyle duruyor. Hı hı. Bir de bunun tabutundan bir şifalı kan attığına inanılıyor gibi. Onu gelen hacılar, Avrupa'dan filan gelen hacılar, diğer Hristiyan ülkelerden küçük hani ampule dediğimiz, yani unguantarium dediğimiz küçük tüplere doldurup boyunlarına asıp bazıları da memleketlerine götürüyorlardı. İşte hastaları ya da şeyler şifa bulsun diye. O bedenle de çok önem kazandı ve Konstantinopolis'in önemli bir haç noktalarından biri oldu. Yani gelen hacılar orayı da ziyaret ediyorlar. Yani şöyle genel kitaplarda, internette şöyle bir bilgi var. Efemya tabii pagan bir kültürün içinde olduğu için, yani Diyarbakır'da Tanrı Ares'e ya da Mars'a diyelim Latin şeyi, kurban sunmayı reddediyor. Yani ilginç bir şey. Pagansın ve normal kurban sunmak ama kabul etmiyor değil mi? Öyle şey var. Yani. Çünkü Hristiyan, Hristiyan yani. Cemaatinde lideri. Yani evet, evet, evet. Bunun öyküsü bu Sultanahmet'teki kilisede de 13 tane sahne var. Orada da gayet güzel anlatılmış. Doğumundan ölümüne, şeydeki mucizesine, o konsildeki mucizesine kadar gördüğü işkenceler falan. Bu bir kitap olarak hazırlanıyor. Belki 2023 ilk yarısında bu Efemya kitabı bizim Kabam Araştırma Merkezi'nden çıkacak. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Ha, bu arada yani zamanı değil tabii ki. Yani belki söyleyebilirdim. Ama şöyle bir kitap çıktı. Bizans döneminde Anadolu. Belki görmüşsünüzdür. Biz Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Buradaki iki katılımcı, iki konuşmacının editörlüğünü yaptı ve içerisinde çok sayıda Bizans konusunda çalışan uzmanın yazıları var. Onu da tavsiye ederim bu arada. Azizlerle ilgili bir şey ekleyeyim. Söyleyeyim tabii ki. Evet. Şimdi niye azizler var sorusunun cevabı, bence biz, lütfen yanlış anlamayın, niye bunu açıklamak zorunda bilmiyorum ama biz derken hani hepimiz Hristiyan zamanında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın kamerada falan, sonra yanlış yerde gitmesin.
biz yeterince iyi mümin değiliz diyorlar diye düşünüyor Hristiyanlar. Niye? İsa'nın mesajı nedir? Aileyi bırak, parayı bırak, ünü bırak, evi bırak. Kolay mı? Kim bırakıyor? Aramızdan iki kişi. İşte onlar en iyi şekilde o mesajı alanlar. Geri kalan 89 kişi onu taltif ediyor, saçının parçasını öpüyor, önünde dua ediyor, ondan şey diliyor. Çünkü onlar aslında İsa'nın yolundan gerçekten gidenler, devrimciler. Böyle bu asıl devrimciler neydi? Din şehitleriydi. Ama devlet artık Hristiyan oldu. Din şehidi yok. O yüzden kendisi ne yapan aziz oluyor? Evi bırakıp çöle giden, dağa çekilen, çilekeş olan, derviş olan. Hatta bir noktada 6. 7. yüzyılda bir kaynak var. Diyor ki çöl kent oldu. Önüne gelen insan bırak içinde aziz gibi yollara atıyor kendini dağlarda, tepelerde. Aa sen de aziz, ben de aziz. Peki bunlar bir araya oturunca ve beraber yaşamaya başlayınca hangi kurum ortaya çıkıyor? Manastır. Dolayısıyla o da bir Bizans kurumu. O da 10. yüzyıl mı? Yok, o da 4. 5'ten başlıyor. Bizim modern çağlarda bildiğimiz pek çok şey 3'lü 6 arasında oldu. Din devlet ilişkilerinden tutun da modern devlet tanımına kadar elimizde tuttuğumuz kitap denen konsept biliyorsunuzdur, kodeks denen şey. Manastır, bizim bildiğimiz anlamıyla öte dünya, bizim bildiğimiz anlamıyla günah ve sevap. Hatırlattı, ben de bir şey daha ekleyeyim azizlerle ilgili. Bunların işlevleri Bizans toplumunda. Tabii. Şimdi insan bu dünyaya ait bir varlık olarak Tanrı'dan çok uzakta. Ama bu azizler hem insanlar, yani bu dünyanın bir yaratığıdırlar, hem de aziz oldukları için Tanrı'ya yakındırlar. Dolayısıyla Bizanslılar genel olarak hani bir şey bilecekleri zaman direkt tanrılarına yakarmazlar. Aziz'den isterlerdir. En baş Aziz de Meryem'dir. Yani ondan bir şey istenir. Ondan sonra Mahdi Yahya'dır. Böyle bir hiyerarşi var. Hatta bu ikisi aynı yerde ortada İsa olunca deesis sahnesi, yakarış sahnesi diyoruz. Buna iyi bir örnek. Şimdi şeyi hatırlamıyorum ama hangi Aziz'in yaşam öyküsünde Aziz yolda yürürken bir kadın ağır hasta olan çocuğunu Aziz'in ayaklarının önüne atıyor. Diyor ki ey bilmem ki, şimdi hatırlayamadım Aziz'in ismini, kitabı da hatırlayamadım ama bir tane yani Aziz yaşadığında Tanrı'ya yakın olma avantajını kullanarak ondan benim çocuğum için şifa diliyor. Kendisi istemiyor. Aziz'den istiyor. Ve mesela mezar yapılarında filan azizlerin olması, resimlerin olması. Çünkü Bizans'ta resim demek sadece bir dekorasyon değil. Aziz'in bir resmi varsa kutsal adamın, o kutsal adamın doğrudan orada olduğu şeklinde algılanıyor. Yani ve o mekanı kutsallaştırıyor o ikona, resim, duvar resim, resim. Böyle bir işlevi var tabii azizlerin Bizans toplumunda ki bu çok çok önemli bir şey. Şimdi biz hasta olunca doktora koşuyoruz. Onlar azize koşuyorlar. Evet. Bir de ben de siyasi bir köşe katayım buna. Mesela bir aziz gidip ilk süre köprüdeki cin çıkarıyor. O zaman da köprü yapılıyor. Pardon şöyle söyleyeyim. Bir köprü yapmaya çalışıyorlar Aziz hayatına göre. Bir türlü yapamıyorlar nehrin üstüne. Sonunda Aziz geliyor, nehirden cini çıkarıyor ve köprü yapılıyor. Ve bunun okumasını nasıl okuyabilirsiniz? Teolojik veya folklorik okuyabilirsiniz. Gerçekten bu insanların cin inancı vardı. İşte okundu, yüklendi falan. Ya da Peter Brown'un makalesinde iddia ettiği gibi bu insanlar dönemin sosyolojik olarak hakemleri, saygı duyulan insanları. O cin çıkarma ritüelini eritleme olarak okuyabilirsiniz. Çünkü Aziz gidiyor, bölgenin zenginlerine diyor ki çıkarın cebinizden paraları. Köprü yapılacak. Dolayısıyla pek çok ekonomik, sosyolojik hakim yani yasal hakim görevi gören gündelik işlevleri de var bu şeylerin, azizlerin, yaşayan azizlerin. Peki azizler çile çekenler mi oluyor aynı zamanda? Yani kendini dünya nimetlerinden soyutlayan. Peki bunlar ya da başkaları gidip de sütunların üzerine çıkıyorlar mı? Sütunlar üzerinde yaşayanlar diye bir şey duyuyoruz böyle bir daha. Böyle bir şey var mı? Ne kadar uzun süre yaşayabiliyorlar yani? Nedir bunun yani? Ne oluyor bu? Böyle git sütun üzerinde yıllarca yaşa.
Yani Bizans'ta ilginç bir tanı. Orada dikilip kaldı. Yani, yani tören aşağı şimdi Suriye'de var mesela. Evet. Simeontes. Evet. Hatay'da da var bir tane. Evet. Kalkedon'da da varmış Kadıköy'de de. Ama anılışını yani kendine, bedenine yaptığı eziyetin artık uç noktası olarak bir sütunun üzerinde yaşıyor. Ama herkes görüyor. Her gördüğü zaman çıkıyor bence. Yani şimdi bilemiyoruz tabii adamın günahını yani, almıyor. Yani ortada olmak istiyor. Şeyde, kilisede yaşıyor adam ya da işte o topuna neyse orada. Hacılar ya da ziyaretçiler geleceği zaman hadi diyorlar efendim siz çıkın. Şimdi ben evet. Çünkü mümkün değil yani bütün ömrümü. Yok yok. Ben Engin'e katılıyorum. Yani şöyle benim de okumalarımda Stülites dediğimiz bu sütun üzerinde yaşayıp da eziyet çektirenler biraz bir numara var. Yani şöyle okuduk Kadıköy'dekinde özellikle balık tutuyorlar. Balık tutanlar balıkların bir kısmını bu kişiye getirip veriyorlar. Onu pişiriyor, yiyor. Su getiriyorlar. Yani düşünsenize 30 yıl yaşamış 20 yıl üzerinde ve ayakta durmak şart. Oturmak, yatmak yok. Yani öyle bir ritüeli var bunun. Bir insanın dolaşım sistemi vesaire ayakta durarak böyle yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla bu böyle biliniyor yani bu ikonik bir şey olmuş artık ama ben de ona inanıyorum. Onlara zaman zaman çıkıyorlar, aşağı iniyorlar, zaman zaman yukarı çıkıyorlar. Şey var yani Bizanslılarda zaten o saklanmıyor. İşte ben evet kaynaklarda da var. Belki. Bazı örneklerde yukarı doğru basket sepetten evet çekiyor. Evet ben onu okudum. Evet. Başka birine merdiven dayalıyor. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Fokus fokus gibi görmüyor. Doğru. 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 Sanırım bunu yine sembolik okumak lazım. Bir tanesi o sütunlar genel tapınak kalıntıları olduğu için o sütundaki eski dinin artık kötü gözle bakılan tanrılarına gelirdik. Biz buradayız. İki, gökyüzüne yakınsın. Yani dağ tepesinde durmakla ama dağ çıkıp kimse görmeyecek. Onun yerine şehir veya köydeki herkesin göreceği, yani yine şey var, temaşa var, yani yine liderlik oynamak var. O sütun tepesinde duruyorsun. Bir de belki görmüşsünüzdür, bundan 2-3 yıl evvel internete de düştü. Gürcistan'da bir Ortodoks sahip silikleri taklit ediyor. Taklit ederken yani bunu deney gibi yapmıyor. Gerçekten büyük, ince, uzun bir kaya var. Kayanın üstünde minicik bir encik yapmış. Ve genelde bir hafta kendi başına orada yaşıyor. Arada sırada su ekmek yollanıyor. YouTube'da bulabilirsiniz. Yani veya Meteora'da aslında. Biliyorsunuz Yunanistan'da kadın manastırı. Onlar manastır ama yani binalar bir yapı kompleksi onlar. Evet. Oradakiler. O sepetle çekilen de yatıyor orada. Evet. O resim oradan. Evet. Evet. Yok yani kimse çıkmasın diye sepetle çekilen de yatıyor. Yani peki o halde şöyle bu Bizans'ın bu yüzü, bu tarafı şöyle bitirelim. Bizans 1453'te Osmanlıların eline geçiyor. Fatih Sultan Mehmet. O sırada Palaiologos hanedanı var. Başta imparator kim vardı? Konstantin var. 11. Konstantin var. Ve sanıyorum cesedi mi bulunamıyor değil mi? Yok yani nerede oldu ama efsaneleri var. Yani neden görünmediğine dair. Ve koskoca Bizans, ben sadece sikke açısından hani söyleyeyim. Altınla gelen, yani o Bizans'ın en önemli sikkesi biliyorsunuz ve dünyaya da tanıtılan Solidus değil mi? Solidus. Ama tabii Büyük Konstantin zamanında itibaren bu sikke başladı. Ama son artık hanedana gelindiğinde ve azıcık daha öncesinde hatta Solidus diye bir para kalmıyor. Yani altınla ünlenen bu kent ki yurt dışında yani Bizans için söylüyorum yurt dışında dışarıda Avrupa'da bezant olarak bilinen bu para yok oluyor. Ve artık Bizans neredeyse sadece gümüş sikkelere kalıyor. Ve bir de bronz sikkelere. Bu da ilginç bir şey. Yani bir devletin çöküşünde paranın da çökmesi. Yani o da ilginç ve önemli bir tespit. Şimdi biz Engin Hocam bir şey söyleyecek misiniz bu Bizans'ın son bulmasıyla ilgili ya da yani o dönemde hani artık 11. Konstantin
Osmanlı ne yapıyor? Yani bir şehre yağmalama oluyor sanıyorlar. Yani sanatıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii tabii. Tarihinde topu Kore'ye aldı. Tamam. Şimdi son devir sanatı, yani bu 1204-1261 Konstantinopolis'in 4. Haçlı ordusu tarafından işgal edilmesi, elde tutulması falan. Bu tabii çok büyük bir travma Bizans'ın. Ondan sonra zaten bir daha toparlanamıyor. Ama yani imparatorluk askeri olarak, politik olarak, toprak olarak büyük kayıplara uğruyor, küçülüyor. Hatta son yüzyılda neredeyse bir şehir devletine dönüşüyor Konstantinopolis. Fakat sanat dünyasında inanılmaz bir canlanış var. Ve bu canlanış aslında Avrupa Rönesansı'nın ile kıyaslanıyor. Bunun tabii örneğini biz esas olarak Kariye'deki freskolarda ve mozaiklerde görebiliyoruz. Orta Bizans dediğimiz dönemin, yani ne diyeyim işte ikonoklazmadan itibaren Latin istilasına kadar olan dönem diyelim. Hani esas klasik Bizans. Onun sanatından çok farklı olarak figürlerin, yani insan figürlerinin hareket halinde dinamik olduğu, işte kumaşların uçuştuğu ve figürlerin gerçek bir doğa parçasında betimlendiği sahneleri görüyoruz. Yani mesela Kariye'deki mozaiklerde figürler çimenlik bir alana ya da bir taş kayalık bir alana basıyorlar. Yani gerçek bir dünyadadırlar. Vücut hatları giysilerinin altından bile algılanabilecek, yani o uyumları görülebiliyor. Hareket halindedirler, dinamiktirler. Yani o Orta Bizans'ın ikonik duruşları yoktur artık. Ve işte arka planda mimari olur, ağaçlar olur, tepeler olur. Yani gerçek bir doğa parçasında ya da gerçeğe yakın, gerçek demeyeyim. Yani bunun naturalizm de net doğru değil ama yani tekrar bir o Bizans'ın erken ilk dönemlerinde, yani Roma'dan miras aldığı sanat üslubuna, üslup olarak tabii içerik halen değil, sanat üslubuna bir dönüş görülüyor, bir canlanma görülüyor. Bunu dediğim gibi, yani Kariye'de bunun bir örneği İstanbul'da, daha sonra tabii Balkanlar'da bu üslup devam ediyor. Birçok araştırmacı da bu dönemi Bizans Rönesansı olarak adlandırır. Yani ne derece doğru bilemem. Tabii ben böyle demiyorum. Çünkü Rönesans bana göre bir özel isim. Yani Avrupa'da, İtalya'da başlayan bir sanat ve kültür akımı. Ve sanki Rönesans döneminde Bizans atlanıp Roma heykelleri, Roma şeyi bir öne çıkartılıyor değil mi? Bir de o var yani. Evet. Antikite'de bir ortaya çıkıyor. Tabii sırf sanat açısından değil, kültür plan açısından da bir, hani Batı Rönesansı'yla kıyaslanacak işte metod kitlesin kişiliğinde falan bir değişim var. Engin'e bir şey sorabilir miyim? Peki bu canlanma sanatta ne zamana kadar devam ediyor? 1350'den sonra kilise, el yazması, fresk var mı? Son 100 yılında ciddi bir o canlanmanın izi var mı bizim aslında? Yani mimari olarak yok. Hani son örnek aslında Kariye'de. Ondan önce Fethiye'nin şapeli var. Ondan önce Efemya'nın freskoları var. Hani o logosların bir şeyi olarak. Ama doğrusu hani el yazmasını falan bilemiyorum. Vardır. Mutlaka vardır. Çünkü onların hepsi yani çok yakın bu mübadele sırasında bile işte Pontus, Trabzon'dan falan çok sayıda el yazmasının Batı'ya gittiğini biliyoruz. Yani el yazması derken delüks, böyle altın işlemeli lüks ürünler olarak söyledim. Çünkü bunu niye soruyorum? Hani Bizans ne zaman bitti sorusu, ne zaman başladı sorusu kadar karmaşık değil. Evet, 1453'te bir akran var, faili var. Fakat devlet olarak ne zaman ahı bitti, vahı kaldı sorusunu sormak herhalde aklımız. Yani şöyle, siyasi olarak, devlet olarak 1453'te gitti diyebiliriz ama ondan sonra kültür devam ediyor. Yok, tam tersine geriye alıyorum. Bir devlet olarak ordusu olan, vergi toplayan, ideolojisi yerinde ve halkın ikna eden devlet olarak 1453'e kadar ayakta Osmanlı'nın gücüyle mi bir anda yıkıldı sorusunu? Katalan ordusunu ne zaman çağırıyorsa, daha doğrusu Katalan çetesini ne zaman yardıma çağırıyorsa o zaman devlet bitti. Bir de şöyle denebilir mi? Zaten devlet o dönemde
sadece Konstantinopolis'te neredeyse şeydi. Evet. Öyle bir Bizans diye bir şey. Evet, tabii tabii. Ay, şey diye soruyorum bunu. Palaiologos Hanedanı'nın son dönemlerine, ikinci yarısına, yani 1300'den 1400'e kadar bir serüvene baktığımızda yavaş yavaş vergi toplayamayan bir devlet var. Vergi olmayınca ordu kuramayan bir devlet var. Ordu için ne deniliyor 200 yıldır? Taşra eliti gelsin bana askerle, altında çalışanlarla, yani erleriyle, ordum böyle oluşsun. Bunun karşılığında ben de o taşra elitine Kayseri'nin, göz için yakın değil, Yalova'nın, Bursa'nın vergisini vereyim, bırakayım. Yani vergiyi onlara bırakıyorum, kendileri toplasın, elit, yerli, taşra ayağını, karşılığında da orduyla gelsin. Ne zaman ki o denge kopuyor, yani taşra eliti ayağını hem vergiyi kendi topluyor, hem de ordu yollamıyor, ortada hayalet bir devlet kalıyor. Otorite. Ya, donanmasını kapatan 1320'lerde devlet. Ordusu gitgide küçülen devlet. Cebindeki 3 kuruşla katalan cephesi, cephe demeyelim de paralı asker. Çünkü onların parasını verdiğinde çok iyi savaşıyorlar. Ve yeniyorlar düşmanı. Parasını veremeyince cepheye dönüşüyorlar. Dolayısıyla 1300 deniyor ki, en azından sosyolojik anlamda 1350'den sonra Bizans bitti zaten. 100 yıl uzatmaları oynadı. Epitopu sahne 100 yıl daha sürdü çünkü surları var. Yani İstanbul'da onu koruyacak. Bir de hatta ideolojik olarak da nihayet şey çıkıyor. Romalıyız dememeye başlıyor bazı entelektüeller. Aa bir dakika, bizim bir kuvvetli Helen geçmişimiz vardı. Biz Helen miyiz acaba diye yazmaya başlıyorlar. Bu da büyük bir arayış içinde olduklarını gösteriyor. Yeni bir kimlik arayışı. Çünkü Romalılık artık işe yaramıyor. Ne o ülkeyi koruyor, ne ekmek getiriyor. Hatta o arayış, o kimlik bunalımı ve kimlik arayışı sırasında mı acaba sanat coşuyor, çok güzel sanat eserleri, çok güzel yine eserleri de çıkıyor. Onun için yani 1260 ile 1320 arası bir patlama oluyor yayınlığında dediği gibi. Bir nedeni kültür alanında, bir nedeni kimlik arayışı, ikinci nedeni sanat eserlerine ve kiliselere bahanelik yapan kişiler, taşra eliti, vergi yollamadığı ve asker yollamadığı için cebinde para var. O yüzden Arpa'nın beyleri, Kıbrıs'ın beyleri, Pontus'un beyleri kendi yerel kiliselerine daha çok para veriyor. Çok ekonomist gibi bakıyorum, kusura bakmayın ama yani sanatla ekonominin iç içe değil belki de bu. Hem kimlik arayışındasın, yerel kimlikleri, Helen kimliği öne çıkarıyorsun. Hem zaten cebinde para var ve aileni şatafatına atmak istiyorsun Bursa'da, Arpa'da, Kilife'de. Biraz da o sayede etkileşim halinde sanat patlıyor gibi geliyor bana. Yani bana göre Bizans'ın ana toprağı Anadolu. Anadolu'daki topraklarını kaydedince oradan vergi alamıyor. Evet. Vergi alamayınca ne donanmayı ne orduyu tutamıyor. Ama vergiyi emirlik topraklardan da alamıyor. Yani Anadolu'yu kaybetti. Evet, Trakya'dan, Selanik'ten ve Bursa'dan da alamıyor. Yani Kapadokya'da sıkıdan kaç kuvvetler devleti, yani artık merkez kalmıyor. Herkes kendi yoluna gidiyor. Ve nihayet gelen Osmanlı'ya, gelen Karesi ile anlaşmaya başlıyor. Köstemi Haliler diyor ki ben bu artık merkeze dönüyorum. Babana daha çok faydası var. Evlilik diploması. Evet, önce o tip para anlaşması, sonra ev kızı alma, sonra Müslüman olma. O yüzden biz biraz da Bizans'ız. Sadece toprakla yaşadığımız için değil, abartarak söylüyorum, genetik olarak da Bizans'ız. Peki bu hani Romalıların çok sonra biz Helen geçmişimizde var dedikleri var ya, mesela bu bana neyi hatırlatıyor? Yani eski çağ tarihçi arkadaşlarımız bilirler. Roma İmparatorluğu'nun altında yaşayan o eski polisler, o şehir devletlerinde ikinci sofistik dediğimiz bir dönemde kendi geçmişlerine hep dönerler. Evet, evet. 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl. Biz yine Heleniz, ne işiniz var Roma'nın altında dercesine kendi kimliklerini hep ön plana çıkarttılar. Demek ki Bizans dediğimiz o şeyde de sonraları tekrar bir elden geçmişlerini hatırlıyorlar yani. Ya da ya da öykünüyorlar yani. Yani zayıflayan toplumlar mutlaka her toplumun tarihinde bir parlak bir dönem. Evet, biraz milliyetçi belki başka bir şey ya da bilmiyorum. Evet. Ben burada yanlış anlaşılmak istiyorum. Hani Bizans'ta biraz da Bizans'ız genetik olarak derken zaten Bizanslılar da genetik olarak da Frig. Zaten Frigler de genetik olarak hangi prehistorik toplum varsa oydu.
diye çok bir ettim. Ekleme yapmak istiyorum. Çünkü Bizans değil, ırk veya ırk kelimesi kullanmıyoruz. Ben zaten... Millet de yok. Yani buna girmişken şuna da gireyim yani. Kuşkusuz Osmanlı'dan önce Bizans, o kültür etkileşimi, Bizans'tan önce Roma kültür etkileşimi, ondan önce işte Yunan, Büyük İskender falan. Bütün bu kültürler hep birbirlerinden ala ala gittiler zaten. Yani bazen çok katı bir şekilde... Ya biz Yunan mıyız? Bu Yunan tiyatrosu mu diyoruz mesela? Evet. Tamam değil yani. Öncesi var ama ne yapacaksınız? O Yunan tiyatrosu mesela. Ya da Bizans'a Bizans. Ama önceleri hep var. Yani birike birike gelmiş. Buradan şuraya geleceğim. Biz Bizans'ı yani bu Bizans'ın devlet, siyasal, toplumsal meselesini kapatıp vaktimiz geliyor. Önce Koray Bey'e soracağım. Sonra Engin Bey'e. Biz Bizans'ı öğretebiliyor muyuz? Yani Türkiye'de okullarımızda mı diyeyim, orta öğretimde mi diyeyim, yani Bizans var mı yok mu yani böyle bir şey? Yani es mi geçiyoruz? Ortaokul, lise kitaplarını açıyorum. Lise 1-2-3 yaklaşık 300 sayfa. Bizans yarım paragraf. Yarım sayfa. Yarım sayfa. Yani bir paragraf. Bu konuda ben bir makale yazdım. Evet. Dolayısıyla özellikle 80 sonrasında milliyetçi mukaddesatçı eğitim anlayışında 80 darbesinden sonra ciddi bir şekilde Türk ve İslam olmayan her şey çık. Sadece Bizans değil, Roma, Batı, Çin tarihi, Antik Yunan tarihi. Tabii her dönemin kendi ideolojisi var. Yani 40'larda da humanist yaklaşımda bazı insanlara göre öbür tarafa abartmıştı. Durmadan herkes hani antik Yunan okumak zorundaydı. Kolon başlığı ezberlemek zorundaydı. İki kolon başlığı vardır diye. Hani sanırım kantonun dokuzu bazen kaçıyor. Ben maalesef son işte birkaç 10 yıldır 80'lerden beri demek istiyorum. Kantonun dokuzunu Bizans aleyhine kaçtığını düşünüyorum. Tabii ki ortaokul düzeyinde Bizans öğretisinde bir taban yok ama en azından üniversitelerde düzgün bir şekilde tarih bölümlerinde Bizans'ı temsil çok fazla. İstatistik olarak öyle, tercihler olarak öyle, politikal olarak öyle. Neredeyse Roma'dan sonra Osmanlı'ya geçiyordur belki de. Yani. Evet. O ara ki boşluk çok az. Evet. Şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de daha bakarsanız Bizans'a ulaşanlar, sanat tarihi arkeoloji var, tarihçi yok. 5-6. Ha, onu soracaktım. Evet. Yani Bizans'ın bir tarih kısmı var, bir de sanat tarihi ya da arkeoloji var. Tarih yanı yetişen eleman açısından da zayıf değil mi? Yani asistanlar veya işte öğretim üyeleri. Çünkü tarih deyince bayağı bir şey gerekiyor yani. Çok İki nedeni var bence. Bir tanesi yine demin konuştuğumuz ideolojik dünyalara giriyor. Yani sanırım obje çalışmak, yanlış konuşuyor olabilirim, düzeltin lütfen. Hani o kültürün kitabını el yazmalarını çalışmaktan daha az tehlikeli geliyor bazılarına galiba. Başka türlü düşünemiyorum. İkincisi de galiba teknik bir şey. Tarihi yapabilmek için Latince, Yunanca öğrenmemiz lazım. Artı modern eserleri okuyabilmek için de Almanca, Fransızca öğrenmemiz lazım. Çünkü yazılan modern eserlerin Bizans hakkında. Bunun yarısı. Gerçi sanat tarihi arkeoloji için de geçerli. Ama en azından tarihçiyseniz direkt Yunanca'yı hatmetmemiz gerekiyor. O da Türkiye'de bu fırsatlar az. Tabii. Yani ben Bizans tarihçisiyim demek için Yunanca'nın bilinmesinde Peki siz yani siz derken genelde Bizans tarihçileri Bizans'ın materyal kültürüne, arkeolojisine ne kadar duyarlı ya da onlarla beraber ilerliyorlar mı yoksa kendilerini Bizans işte edebi külliyatına mı şey yapmışlar? İşte o konu kendimize çevirelim. Mesela Bizans tarihçileri de materyal kültürü okumayı hiç bilmiyor. Bunu öğrenmemiz lazım. Mesela bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümü var. Çünkü başka bölüm yok. Bizde tarih, sanat tarihi ve arkeoloji uzmanlarının hepsi aynı bölümde. İster istemez biz birbirimizden öğreniyoruz. Ben Ahmet Ersoy sanat tarihçisi olarak bir şey söylediğinde zaten o da artık kendine sanat tarihçisi demiyor. Çünkü geçmişten kalan izler var ve kendimizi geliştirdiğimizde o izler, materyal izler ve yazılı izler ve numizmatik izler ya kendim çok çalışarak ya da etrafından yardım alarak ve ortak projelere katılarak o soruyu cevaplamam lazım. Tamam, son bir şey sorayım burada. Peki siz Boğaziçi Üniversitesi'nde hani siz yurt dışında okudunuz. Harvard Üniversitesi ya da Harvard Üniversitesi iyi bir eğitim. Bu Yunanca meselesini Latince neyse. O zamanlardan mı kaldı? Yani şunu demek istiyorum. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde Bizans tarihi üzerine yetişmek isteyen bir öğrenci ya da bir asistan, bir genç araştırmacı bu dilleri nerede öğreniyor?
Ve nihayet son 10 yıldır Nevra Necipoğlu ile bizim çabamız sayesinde 10-15 yıldır yaklaşık Yunanca derslerini giriş düzeyinde tarih bölümünde açıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda Bizans Merkezi'nin yaz okulu var. Herkese açık, online zaten şu anlar. Yurt dışından iki tane İngilizce ama. Yurt dışından iki tane uzman hocamız geldiği için İngilizce olmak zorunda. Biraz okullarımız da var. Dolayısıyla bugün Boğaziçi tarihte okuyan bir öğrenci orta düzey Yunanca ile mezun oluyor. Ama tabii bu bütün Türkiye'deki bölümlere bunu söylemek mümkün değil. Benim merak ettiğim ve cevabını aradığım, Türkiye'de biliyorsunuz Yunan dili edebiyatı bölümleri de var. Latin dili edebiyatı bölümleri de var. Oradaki öğrenciler acaba Boğaziçi'ne veya başka tarih bölümlerine tarihçi olmak istiyorum diye başvurmuyor. Ben onu merak ediyorum. 14 yıllık tarih bölümü deneyiminde. Şu olabilir. Görmedim, merak ediyorum beraber. Şu olabilir. Gerçekten ben kendi daha önceki üniversitemde olduğu için İstanbul Üniversitesi'nde eski Yunan dili ve Latin dilini çok iyi öğreten hocalar var. Onu biliyorum. Fakat eğitim dili Türkçe ve mezun oluyorlar. Türkçe okuyabiliyorlar. Ama Boğaziçi'den bu işin çok iyi yapıldığı yerlerde yabancı dil meselesi var ya. Bu onlar için bir engel olabilir mi? Olabilir ama mesela Türkçe eğitim üniversitelerde de bazı Bizans tarihçilerimiz var. Murat Keçeşimoğlu Üniversitesi'nde Ankara Dil Tarihi uzun süre vardı. Melek Hanım'ın vefatına kadar. Medeniyet Üniversitesi'nin Kutlu Akan'ın var. İstenirse olabilir. İstenirse olabilir, evet. Herhalde istemiyorlar belki o öğrenciler. Çünkü aslında bir cevher var orada. Yunancaları gelişmiş. Biraz da tarih formasyonu edinseler ya da sanat tarih formasyonu. O zaman bir engel daha. Bir engel daha söyleyeyim. Bu eğitim alan insanlar gelecekte asistan olabilecekler. Nerede? Bankada mı çalışacak? Bir işte mi çalışacak? Yani bu çok önemli bir şey. Yani mezun veriyorsunuz. O dili öğretiyorsunuz. Ondan sonra gel Boğaziçi'nde nerede para, nasıl evet, yaşayacak, nasıl master yapacak doktora, yani bir akademisyen yetişme, yani bu da önemli bir şey bence. Yani geleceğini nasıl hazırlayacak? Ben Engin Bey'e sormak istiyorum. Sanat tarihinde ya da Bizans arkeolojisinde bu kadar kazılar yapılıyor, şeyler yapılıyor. Yani öğrenci kalitesi veya Koç Üniversitesi'nde olabilir ya da başka üniversitelerde nasıl, yani beklenen düzeyde midir? Türkiye'de arkeoloji çalışmaları iyi gidiyor mu? Çünkü hep Roma çalışmaları var. Nasıl yetiştiriyor? Yani siz ne görüyorsunuz? Şimdi Bizans örgün eğitimde yok. Koray'ın da üzerine çalıştığı konu olarak. Yani Türk halkının sıradan eğitimli olmayan insanların Bizans'la ilgili bilgisi nereden? Malkoçoğlu filmlerinden filan tabii bilgisi yok. Şimdi üniversitelere baktığımızda evet, tarih bölümü gerçekten Koray'ın belirttiği gibi sorunları olan bir şey. Sanat tarihinin de var tabii. Şimdi tarihin aslında iki kaynağı var. Birisi tarihi metinler, birisi de materyal kaynakları. Bu ikisinin beraber olması tabii ki önemli. Yani sırf kazılarla çıkan materyal buluntuları çalışırsanız tarihten kopuk olarak yarım kalır. Tarihçiler sırf kaynakların içine gömülüp arkeolojik verileri görmezden gelirlerse o da yarım kalır. Arkeoloji bana göre yani sanat tarihinden ayırmıyorum onu. Çünkü Bizans hani şey değil, işte modern sanat değil, yani sanat tarihinden biraz farklı, arkeolojiye daha yakın. Yani dediğim gibi Bizans'ın kültürel mirası, şehirleri, binaları bu Anadolu'da, yani bizim topraklarda. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela İstanbul'da, Asya yakasında, Anadolu yakasında Damatris Sarayı diye bir saray kaynaklardan bilinir. Değil mi? Yazlık saray, imparatorların yazlık sarayı. Orada kazı yapıldı. Evet, Damatris Sarayı kazılıyor. Ben de o kazıda müzeye danışmandım. Opus Sectile'ler çok kaliteli, zemin döşemeleri falan çıkıyor. İnanılmaz kalitede kabartmalar, heykeller falan çıktı. Evet, burası saray hakikaten ama acaba Damatris Sarayı
derken şu kadar bir mermer parçası çıktı. Üzerinde Damatris yazıyor. İşte o kaynaktaki bilgi böylece arkeolojide doğrulanmış oldu. Eğitime gelince bana göre Bizans sanatı ve arkeolojisi eğitimi tarihe göre biraz daha önde. Bunu tabii Semavi Eğince ilk başlatan İstanbul Üniversitesi'nde, ama Semavi Eğince hani emekli olana kadar doğrusunu isterseniz hiç kimseyi yetiştirmedi. Bugün hiçbir öğrencisi yok Bizans'ta çalışan. Ama yayıldı. Hacettepe'de Yıldız Atiken, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Metin Ahunbay, Ebru Parman Eskişehir Anadolu'da. Bugün onların öğrencileri artık profesör oldular Bizans sanatında. Yani 14-15 tane Bizans profesörü var. 80'li yıllara ya da ben daha doktora yüksek lisans aşamasındayken bir tane profesör vardı, Semavi Eğince. Başka yoktu. Sonra işte dediğim gibi Yıldız Öpüken, Ebru Parban, Baylar ve Dekan, bunlar etkendi. Bir de şimdi bakıyorum, Koç Üniversitesi'de Bizans çalışan öğrencilere, benim Kore'yim de belirttiği gibi İngilizceleri mükemmel. Yani Amerikalı mı İngiliz mi konuşuyor, Türk mü anlayamazsınız. Gerçekten böyle. Yani çok iyi eğitilmiş çocuklar. Almanca, Fransızca, Yunanca hepsini biliyorlar. Ve çok çok meraklı. Yani orada ders vermek o kadar zor ki. Çünkü hazırlıklı geliyor çocuklar. Ve soru soruyorlar. Devamlı soru soruyorlar. Şimdi çok parlak bir nesil olduğunu ben görüyorum. Yani sadece Koç'ta değil, Boğaziçi'nde olsun, mimarlık fakültelerinde, ODTÜ'de, ODTÜ'de olsun ve arkeoloji bölümü olan yerlerde. Yani işte Akdeniz Üniversitesi olsun, başka arkeoloji bölümü olan, yani önemli arkeoloji bölümü olan yerlerde, işte kazılarda filan tanıyoruz öğrencileri. Giderek yüksek lisans doktora aşamalarına filan geliyorlar. Yani bana göre özellikle 2000'li yıllara girdiğimizde Bizans'ta sanat tarihi ve Bizans arkeolojisi konusunda çok önemli bir sıçrama yapıldı. Tarihte de öyle. Yani genel olarak Bizans çalışmalarında çok önemli bir aşama kat edildi. Bu artık dünyada da görünür hale geldi. Nitekim özür dilerim. Şimdi ben tabii artık sonuna geldik. Bir saatimiz, 1,5 saat oldu. Şimdi izin verirseniz biraz sorulara geçelim varsa eğer. Ve ondan sonra da panelimizi kapatalım. Şimdi arkadaşımız zaten mikrofonda olacak ya da ben mikrofonumu alacak bilmiyorum. Evet, soru sormak isteyenler var. Konuşulanlar çerçevesinde tabii ki. Ya da tatmin olduysanız soru sormayacaksa o da olabilir. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz aydınlatmalarınız için. Ben antik dönemdeki tiyatroların Bizans'ta da olup olmadığını soracaktım. Yani hipodrom var, saray var. Tiyatrolar var mı? Ya da tiyatronun işlevini ne görüyor? Evet. Onu soracağım. Tiyatro yok Bizans'ta. Görün yani ilk hani eğer 330'da başlatırsak tabii ki var olan tiyatrolar yani gene pagan bir toplum çünkü varlığı sürdürüyor. Ama onun işlevini gören bir bakıma hipodrom var. Biraz daha farklı tabii yani. Hatta epeyce farklı ama sadece orada yarışlar yani araba yarışları ve bazı eğlenceler yapılması bakımından benzerlik taşır. Ama hipodromun esas işleri özellikle hani 5. yüzyıldan itibaren 6. yüzyıldan itibaren tamamen imparatorluk kültürünün bir parçası olması. Yoksa o klasik anlamdaki tiyatrolar yok, kullanılmıyor. Ya da belki bir işlerde kullanılıyordur ama o tiyatro işleriyle kullanılmıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir sorusu olan var mıydı?
İyi akşamlar, hoş geldiniz tekrar. Ben Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümünden Fatma Şimşek. Yeni Çağ çalışıyorum, sorum Koray Hoca'ya olacak. Bu Osmanlı'nın kendisini legalize etmesi, ilk kurulduğu dönemle ilgili rahmetli Halil Hoca'nın da bazı tezleri vardı. Marmara İktisadi Ünitesi diye, hani beylikken Bizans'a girişmiş olduğu iktisadi ilişkiler ve bunun Osmanlı'ya kurumsal yansımaları. Peki biz şeyi görüyoruz, yani Osmanlı tarih yazımını başlangıcında erken dönemden itibaren bu Bizans yöneticilerinin kullanmış olduğu tabirleri, kendileri için kullandığı bazı tabirleri, ki Fatih bunu fermanlarda kullanıyor, Kayseri Rum olarak kendisini ifade ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz peki? Yani bu Osmanlı devlet kültürünün, hükümdarlık kültürünün ortaya çıkmasında, yani en azından beylikten devlete geçişte. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Tamam, etkilenme. Çok geniş bir soru ama yine de şöyle cevaplamaya çalışıyorum. Yani çok uzatmak istemiyorum. İran ve Batısı, yani Batı hemisfer diyelim, Çin ve Hindistan'ı dışarıda bırakırsak, bu topraklarda Portekiz'den İran'a kadar ve Rusya'dan Sudan'a kadar İbrani dinlerine hakim olduğu topraklarda bir reçete var. Eğer evrensel hakimiyet iddiasını bulacaksanız, bu reçetenin büyük kısmı Roma'dan geliyor. Çünkü bütün Akdeniz'i birleştirmiş ve bizim denizi yapmış bir devlet varsa bu Roma'dır. Dolayısıyla Roma'dan kalan, yani bu eski Roma'dan kalan, özellikle emperyal dönemi Augustus'tan Diocletianus'a kadar ve Diocletianus'tan Justinian'a kadar olan yapılan her şey, daha sonraki topluluklara, Emevilere, Avrupa'daki Karolencilere, Gustav Roma Germen İmparatorluğu'na, daha sonra Ruslara, Moskova Knezliğine bir gelenek olarak kalıyor. Bütün bu Akdeniz ve Avrupa toplulukları dönüp Roma'nın törenlerine, Roma imparatorlarının titirlerine ve görsel hafızasına bakıp onları daha kopyalıyorlar veya modifiye ediyorlar, kopyalanıyorlar da. Dolayısıyla Osmanlı devletçiliği de daha böyle küçük bir beylik yapısından merkezi vergi toplayan ve evrensel iddialarda bulunan bir devlete dönüşecekse, bunu tabii ki geçmişte bakıp hangi kutulardan alacak? Bir Roma'dan alacak, yani Kayser Rum. Bir de tabii ki Selçuk, Büyük Selçuklu evrensel ilgiliğinden alacak. Sanırım Roma, bir Osmanlı zaten bunu yapıyor. Yani kurumlarının ve ideolojisinin ciddi bir kısmı Orta Doğu'daki merkezi devlet demeklerinden, yani Abbasi ve Selçuklu dünyasından geliyor. Bir kısmı da özellikle iddialar anlamında, Avrupa evrenlik iddialar anlamında Kayserlik'ten geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani daha evrensellik iddiasında bulunduğunuzda kafadan sonra atamıyorsunuz. İnsanları ikna edebilmek için hatta İskender'e kadar gitmek zorundasınız. Tabii, evet, evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Başka bir soru var. Buyurun. Mikrofonla beraber. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Benim sorum ağırlıklı Engin Hoca'ya ama sizler de tabii cevap verebilirsiniz. Şimdi Aziz Yüfemya ile ilgili bu ilk kilisenin ya da martiryonun yapıldığı yer Kadıköy'de bilinmiyor. Bunun çeşitli teoriler var. İşte Natürlüs'ün olduğu tepe deniyor mesela. Bitiyor o. Bir başka antik kaynak, işte bir su kenarındaki bir tapınağın üzerine yapılmış olabileceğini iddia ediyor ki ben Feridun Özgümüş Hoca'dan bunun işte bir Artemis tapınağı olabileceğini duyduğumu hatırlıyorum ama yine lokasyon muallak. İşte Kurbağalı Dere o su eğer bir akarsuysa, deniz değilse eğer olabilir deniyor. Bilmiyorum Haydarpaşa'da yapılan kazılarda herhangi bir şeye rastlandı mı bu kiliseyle ilgili? Bir başka konu da o ilk kilisenin içerisinden çıkan bazı kültürel envanterin bugün bizzat hala Kadıköy'de olan Yüfemya Manastırı diye geçiyor sanırım. Orada olabileceği yönünde bazı şeyler duyduğumu hatırlıyorum. Orada bir tavus kuşu kabartmasının duvarda olduğunu biliyorum. Şimdi ben Anika Giuliana ile aslında ilgili çalışıyorum. Bu tavus kuşu sembolizması tabii çok yaygın. Hani
Roma'da imparatoriçelerle de ilgili olması açısından belki ve Anika'nın da bir taht iddiasını desteklemesi açısından önemli. Sizin çok daha makul mantıklı bir yer, bir lokasyon belki şeyiniz olabilir diye burada sormak istedim, öneriniz. Bir başkası da yine bahsi geçti. Altın ağızlı Yohanna, yani bu Hataylı büyük yetenekli vaizin işte bir noktada o kadar başarılı oluyor ki İstanbul'a patrik olarak davet ediliyor ve işte orada imparatoriçeyle bir, sadece imparatoriçeyle değil aslında genel olarak tahtı işgal edenlerin bu müsrifliğiyle ilgili bir takım vaazlar veriyor. Halk çok beğeniyor ve fakat işte saray rahatsız oluyor. İşte ilk yönde, ilk sürgününde bir deprem yaşanıyor ve bu depremin işte imparatoriçe patriği sürdüğü için olduğu düşünülüyor, geri çağrılıyor. İkincisinde ama büyük isyan çıkıyor ve Ayasofya. Bu kişinin Pulcheria değil de Pulcheria'nın annesi, yani birinci Theodosius'un küçük oğlu, Doğu Roma İmparatoru olarak ilan ettiği oğlu Arkadius'un da annesi olduğunu biliyorum ben. Eğer yanlışsam düzeltin. Yani olayın ayyuka çıktığı nokta bir sütun, bir porfir sütun dikiliyor Ayasofya'nın karşısına ve soruyu uzattım, hemen kesiyorum Koray'cığım, bir saniye. Bir porfir sütun dikiliyor ve üstünde de İmparatoriçe'nin işte heykeli olduğu söyleniyor ve burada artık karış kopuyor ve işte büyük o isyanın başladığı şeye gidiyor. Şimdi o heykel, yani o kaide hala Ayasofya'nın bahçesinde ama o sütun ve heykelin akıbetine dair bir bilginiz var mı? Şimdi Öfenya Kilisesi'nin yeri konusunda kesin bir bilgimiz yok. Çünkü hiçbir arkeolojik veri yok. Yani bir kalıntı falan çıkmış değil. Onun dışında hep söylenti tabii ki. Ama mesela tarihçi Evagrius ziyaret etmiş kilisesi. Ya da Asterios, Amasyalı Asterios ziyaret etmiş. Oradaki resimleri falan tanımlıyor. Evagrius diyor ki, karşıdaki Konstantinopolis'in muhteşem manzarasına bakıyorum. Ve onun tarifine göre Cyril Mengo'da diyor ki, yaklaşık 1-2 kilometre, yani Karkedon merkezin dışında. Şimdi böyle baktığımız zaman belki yer değirmeni olabilir. Şey olabilir. Başka bir gezgin de kayıkla denizden geçerken Selimiye tarafından denizden o yapıyı gördüm diyor. Şimdi Selimiye sırtları da olabilir. Biraz daha yukarısı olabilir. Hani o Üsküdar'a giden yolun tam şeyini bilmiyorum. Bir küçük bir tepe vardır. Ve oradan halen su çıkıyor. Yani Üsküdar dolmuş suları şimdi ne haline bilmiyorum ama o sudan bir çeşme falan bir tesisat yok. Araçlarını yıkıyorlardı. Belli ki bir kaynak var orada. Oralarda da olabilir ama yani arkeolojik veri olmadan bir şey söylenmez. Çünkü Bizans kaynakları da böyle çok güvenilir kaynaklar değildi. Yani çok yakın der 3 kilometredir. Çok uzak der yürüyerek ölçmüştür falan. Yani zaten şey makale var yani. Bir çarpıtma aynası olarak Bizans literatürü diyor. Evet, bir makale var. Yerini bilmiyoruz. Tanımlamalar var. Hem Amasya'da Asterios ziyaret etmiş, hem Evagrius gitmiş, görmüş, tanımlamış ama lokasyon yapamıyoruz. Kadıköy Çarşı'da Öfenya Kilisesi var bir tane. Orada tabii ben şeye ait, yani Öfemya Kilisesi'ne ait bir şey olduğunu zannetmiyorum. Olsa belki patriklik alırdı onu. Bir de yani ne malum, mesela orada bir tavuk su varsa onun oradaki kiliseden geldiğine ilişkin bilgileri yok. Ha, müze orada kazı yapmış da bu tahmini lokasyonlarından birinden onu bulmuşsa belki olabilir denir. Ama öyle bir şey, öyle bir kayıp yoksa müze tarafından, arkeoloji tarafından orada bir şey görüp de ha bu olsa burada önemli bir yapı neydi? Öfemya'ydı. Olsa oradan gelmiştir demek doğru olmaz. Chrysostomos sürgünüyle ilgili
Yani benim bildiğim bu. Bulgaria sürgüne yolluyor. Ondan sonra isyan çıkıyor. Tekrar gidiyor, geliyor, evet filan. Ama en son sürgünde ölüyor. Tabutu getiriliyor. Şeye, yani cenazesi getirilip şeye gömülüp konuyor. Fatih Camisi'nin Havariler Kilisesi'ne gömülüyor. Onun minyatürü de var hatta orada. Yani tabut taşınıyor. Havariler Kilisesi de orada görülüyor. Havariler Kilisesi'nin de biçimini gördüğümüz tek şey o minyatürdür. Ama o da doğru mu onu da bilemeyiz. Çünkü öyle minyatürler var ki Ayasofya'yı kubbesiz yapmış. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi saatimiz bayağı ilerledi. 21 çünkü. 19.20'de. Yani bahçede zaten katılımcılarımız bahçede olacaklar. İsterseniz onlara özel sorularınızı sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi akşamlar.